Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Trendyol 1. Lig'de 4. haftada oynanan maçların sonuçlarını Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Dün akşam oynanan maçlarla beraber milli araya girdik biliyorsun. Hı hı. 16 Eylül'e kadar maç yok Trendyol 1. Lig'de. Evet, maalesef araya girdik yine. Biz de bu hafta oynanan maçların sonuçlarını hepsini konuşacağız. Çünkü pazartesi günü maç yok. Milli evet. maçlar olduğu için bu hafta. Bir hatırlatmaları yapalım. Yapalım. Ardından cuma günü oynanan maçla başlayalım. Hı hı. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden kanalımıza abone olup videolarımıza da beğeni ve yorum yapmanızı özellikle rica ediyoruz. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Trivela Spor hesaplarından bizleri takip edin diyelim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ben de öncelikle videomuzu izleyen herkesten sonuna kadar izlemelerini, ayrıca videomuza beğeni yapmalarını rica ediyoruz. Mesela izlenmelerimiz yüksek ama beğeniler az kalıyor. Aynen. Lütfen her izleyen izleyicimiz videomuza beğeni butonuna basmayı unutmasınlar. Bir de lütfen sonuna kadar da izlemeyi unutmayın. Çünkü tüm takımlarla ilgili evet. bilgi veriyoruz, konuşuyoruz. Ayrıca Instagram ve Twitter hesaplarımızdan da lütfen bizleri takip etmeyi unutmayın. Ayrıca Polonya Ligi değerlendirmelerimizin linki de açıklama kısmımızda mevcut. Bazen linkler çalışmayabiliyor. O bizden kaynaklı değil. YouTube'dan kaynaklı. Verdiğimiz oradaki linkler bizim hani Instagram, Twitter hesaplarından linklere bile bazen geçersiz oluyor. Maalesef. O YouTube kaynaklı oluyor. YouTube'da da Polonya Futbolu yazarak hani Polonya Ligi videolarımıza ulaşabilirsiniz. Furkan'ı izleyebilirsiniz Aynen. orada. Adana Spor. Ben orada yokum. Kocaeli Spor maçıyla başlayalım. Tamamdır. Niye özellikle Polonya'dan bahsediyorum? Çünkü çok fazla oradan oyuncu transferleri oluyor evet, Türkiye'ye. Aynen öyle. Mesela Amaral geldi, yorumladık. Şimdi Kocaeli maçını yorumlayacağız. Çok iyi transfer dedik. Bak Amaral 2 maç 3 tane asist yaptı. Bu maçta da iyi oynadı. Aynen. Adana Spor Kocaeli Spor maçı cuma günü 4. haftanın açılış maçıydı. Kocaeli Spor kendi evinde oynadığı Altay maçından sonra bu maçı da kazanarak 2-2 yaptı ve milli araya moralli bir şekilde girdi. 4 maçta 6 puanla milli araya girdi Kocaeli Spor. Adana Spor ise 4 maç 3 puanla milli araya girdi ve üst üste 3. yenilgisini aldı Toros Kaplanları. Evet. Maçtan sonra Özhan Pulat Hoca'nın istifa sinyali tarzında açıklamaları oldu. Kocaeli Spor bence hak ettiği bir galibiyet aldı oyun olarak. Zaten maçtan önce de favoriydi Kocaeli Spor. Oyun iyi miydi sence? Oyun iyi değildi ama Adana Spor da hiçbir şey yapamadı zaten Adana oyun olarak. Adana Spor'da zaten bir şey beklemiyoruz ki. Aynen. Kocaeli net favori gördük o yüzden. Doğru. Cihat Çelik muhteşem bir gol attı Kocaeli evet, Spor'da. Onu Cihat. Söyleyelim. Haftanın golü olabilir. Bence de en güzel ilk 3 golden biri kesin olarak. Ne söylersin maçın sonucu için? Kocaeli Spor'un özellikle sakatlıklar ve Fofana'nın da cezalı olmasından dolayı orta saha rotasyonu çok daralmıştı ama kritik bir galibiyette milli araya girdiler. Dün Sayın Başkan da açıklamalarda bulundu. Engin Koyun Başkan. Aynen. Benasser ve Fofana ile alakalı başka alternatiflerimiz de var dedi. Alternatiflerimizi yaptık dedi. Samsun Spor taraftarları da yorum yazmış. Başkan bizden başka hani takım yok mu? Anahtarına bizim... verelim yazmışlar. Aynen, aynen hep bizim oyuncuları alıyorsunuz tarzında. Ne söylersin Kocaeli Spor'un galibiyeti ve Sayın Başkan'ın açıklamaları Vallahi için? Valla öncelikle Kocaeli Spor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Tabii milli maç arasına yani milli araya 2-2 yaparak girmiş oldu Kocaeli Spor. 6 puan yaptı ve lider Eyüpspor'un 6 puan gerisinde 2. sıradan alıyorum. Çünkü 2. sırada direkt çıktığı için 4 puan gerisinde Manisa Futbol Kulübü'nün. Şu anda Kocaeli Spor'un hani oyununa bakarsak önemli olan oyundan bakmamız gerekiyor. Mesela maç 1-0'dı. Ki çok erkenden 10 kişi kaldı Adanaspor. Dakika 30'da Diakite ikinci sıradan atıldı ki... Kırmızı doğru muydu sence? Çok doğruydu. Zaten oyuncunun bu şekilde arka arkaya sarılar görüp atılması zaten büyük bir amatörlük diyorum ben. Yani cidden amatörlük. Bence de doğruydu. Bir de orada komik bir durum var. Diakite aynı pozisyonda 2 kişiyi indirdi. Aynen. Önce Mesut Can'ı indiriyor sonra Amaral'ı bir daha hakeme itiraz ediyor. Net çift sarı kart yani. Hı-hı. Çift sarı karttan atılması doğru yani. Çok net. Aynen. Ya boşuna itiraz ediyor orada bence. Ben öyle düşünüyorum. Ya zaten şöyle bir şey var diyorum ya. Amatörlük bir de adama zaten direkt giriyorsun yani. Aynen. Hani orada hiç şey yok. Topla alakası yok. Cihat'ın belki de vuruşu şöyle 100 kere vursa belki 99 tanesi gol olmaz. Ama Cihat geçen hafta da atıyordu. Evet güzel vurdu. Burada da kalecinin büyük hatası olduğunu düşünüyorum. Ne açıdan? Çünkü o köşeyi kapatmıştı biraz. Yani böyle çok ortalı değildi. Mesela uzanamayacağı bir yer değildi. Tam
böyle bir alakasız bir şey yaptı kaleci. Geç refleks yaptı. Top ağlarla buluştu. Cihat zaten güzel vurdu. Onda sıkıntı yok. Haftanın dediğim gibi gollerinden sayılabilecek aynen. Güzel bir gol oldu. Ben Kocaelispor mesela erkenden dedim ya dakika işte 30'da sarı karttan ikinci sarıdan kırmızı kart gördü Adanaspor. Yani yaklaşık 60 dakika uzatmalarla beraber 70 dakika aynen. 10 kişi oynayan bir Adanaspor vardı. Ama Kocaelispor'un vura kıra bu maçı alması lazımdı. Bak 13-11'de 1-0 öne geçiyorsun. 30'da Adanaspor kırmızı kart görüyor. Zaten kadrosu kötü. Kulübeden de yaptığı hamlelerin hiçbirisinden katkı alabilecek noktası yok. Sen geliyorsun 90+6'da gol atıyorsun. Kocaelispor'un şu maçta 2-3-4'e gitmesi, kendini aşması lazımdı. Douglas ayakta duramıyor. Cem Ekinci de bence kötüydü. Çok fazla top hatası yaptı. Yani pas hatası. Amaral erken çıkmadı mı sence? Ya Amaral bence de erken çıktı. Ben öyle düşünüyorum. Ama şöyle bir nokta var. Mesela biraz önce dedim ya Amaral asist yaptı diye. Yani o asistin çok da bir ölçüsü yok. Onu da söyleyeyim buradan. Hani şimdi biz oyuncu iyi dedik diye göklere çıkartacak halimiz yok. O pas orada herkes atar. Çünkü niye? Yani. Pası attı. Top biraz gitti, gevelendi. Sonra vurdu mesela top attı. Hani bir orta bir araya pas olmadı. Onu tabii da söyleyelim. Hani öyle abartılacak bir noktası yok. Şimdi belki izleyenler der ki siz adamı iyi dediniz. Adam işte asiste öyle aşırı bir asist yapmadı diyebilir. Doğru zaten hani sadece pas attı. Yanına verdi, şut yanına çekti. Verdi, o da geldi, şut çekti. Aynen. Yani dediğim gibi Kocaelispor'un Adanaspor şu anda bu ligin en sıkıntılı takımlarından birisi. Maalesef, maçı izleyenler aynen. biliyor. Arda Akbulut çok kötüydü kalede. Ferhat bir orta açıyor. Ferhat Katipoğlu. Ya sağ taraftan açıyor sol tarafa top avuttan içeriye giriyor. Bir tane isabetli ortası yok. Yine yönetime tepkiler vardı Adana Spor taraftarlarında. Onu söylemiyorum ben zaten o klasik ona hiç girmene gerek yok. 1000 kişi yoktu statta. Normal yani onu ben daha artık normal. Söylemiyorum. Adana bir de bu maçtan önce Adana Demir Spor maçı oynandı ya 120 dakikalık. Bir gün önceydi maç Perşembe gecesi. Zemin de o yüzden çok kötüydü hı-hı. yani. Adana'da Kocaeli Sporlu oyuncular da sakatlık problemleri yaşadı bayağı bir. Amaral ondan çıkmış olabilir belki de. Aynen hani sakatlanmadı ama mesela Cihat Çelik'le Mesut Can sakatlanıp çıktılar. Evet, ya Kocaeli Spor ne olursa olsun yara almadan milli araya girdi o aynen. önemliydi. Ama şuna bakıyorum ben mesela önemli diyorsun ya tabii 3 puan önemli ama biz bu iki maç gelmeden zaten söyledik. Altay Adana Spor maçlarını zaten Kocaeli kazanır diye. Kazanmalıydı. Ve yani. Hani bu maçların ben gene ölçü olmadığını düşünüyorum. Şimdi belki taraftarlar bana kızabilirler. Kocaeli Spor taraftarlarıyla şu an senin yıldızın pek ama barışmıyor ama şimdi normal gibi. Bak ben Ertuğrul Hoca için demiyorum. Şimdi Ertuğrul Hoca'ya ben söyledim o ayrı. Ertuğrul Hoca olmasa da ben aynısını söylerim. Niye? Çünkü Altay ve Kocaeli Adana Spor maçlarını şu anda bu ligde Eyüp Spor da aynı şekilde yapsa söylerim. İşte Manisa da yapsa gene söylerim. Çünkü niye? Ya bu iki takım bu ligin Altay gördünüz tahtası mesela. Tahtası kapalı zaten. Tahtası kapalı yaş ortalaması belli. Göztepe'yi de kaybetti. Altay bu sene daha da sıkıntı. Derbiyi kaybetti. O yüzden Kocaeli Spor'un ben o yüzden diyorum vura kıra kazanması lazımdı. Hani bir kendini açsaydı bir şey yapsaydı en azından derdik ki hani Kocaeli Spor biraz daha işin içine girmeye çalışıyor. Mesela kulübeye bakıyorsun. Ya ben sana net ve açık soruyorum. Yani objektif yorumun taraftarı da soruyorum. Stoper hatlarını geçiyorum defansif. Kaleyi sağ beki geçelim aynen. Hücum olarak sen hangi oyuncudan katkı alabilirsin? Ya bu maçta Barış Alıcı Barış gol attı ama. Ama Kocaeli Spor'un çok net 3 tane transfere ihtiyacı var. %100 iyi bir sol açık. Bence forvette bak KK kadroya girmiyor. O grip olmuş. Öyle mi? O yüzden. Haber geçen, vardı yerel medyada. Geçen hafta da medyada. Hiç oyuna girmiş miydi? Oyuna girmedi. Kulübedeydi geçen Altay maçında. Burada da gripmiş. Hı, geçmiş olsun dediklerimizi yeterim. Ben bence Kocaeli Spor'a %100 sol açık. %100 6 numara, %100 8 numara lazım. Forvet lazım değil mi sence? 3 tane forvet var. Birinden çıkıp alacaksa tamam. 4 tane forveti ne yapacak? Şimdi Atabey kötü. Onlar şimdi ben de beğenmiyorum. Şimdi bak şimdi 4 tane diyorsun ya. Atabey etkisiz eleman Kakao'yu gibi. Kakao'yu da beğenmiyorum. Kakao 2. Kakao etkisiz eleman gibi 2. Douglas da yeri geliyor kötü. Bak ben Douglas'ı söyledim. Geçen sene Samsun'da o kadar gol attı ama 10 maçı ise 10 maçta kötüydü yani. Ya ben Douglas'ın iş yapacağını düşünüyorum. Yok ben yapar yapmaz anlamını söylemiyorum. Atabey ile Kakao'yu ben de beğenmiyorum. Ama Kakao ile Atabey yeni geldi. Şimdi bunları gönderip forvet mi alacaksın? Ama yanlış planlama yaptı. Devre arasına kadar böyle idare edip devre arasında iyi bir golcü alınabilir. Kocaeli ya. Spor'da para var çünkü. Şimdi sen yapabilir. Lanet diyorsun ya devre arasına kadar. Ben de zaman kaybından yana değilim. Kocaeli Spor zaten zaman kaybetti geçen sene. Yani ondan önceki sene 21-22'de gelir çıktı ya. Gelir gelmez küme düştü maalesef. Düştü şimdi Kocaeli Spor'un artık buna tahammülü yok. Bak Kocaeli Spor'un bu sene bu ligde kalıcı olmasına da tahammülü yok. Başarı değil. Kocaeli Spor'un artık çıkması lazım. Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Kocaeli Spor 21-22 sezondan itibaren felaket para harcıyor bak.
Bu da 3. senesi. Ya maddi olarak güçlü bir takım zaten. O da avantajı. Ya ben de şöyle bakıyorum. Hani hamle yapabilirler. 10 yıl boyunca bu takımın şeyi kapalı kaldı. O yüzden Kocaelispor'un şu anda para harcıyor olması, ben hani şey demem işte 5 yılda bu ligde kalsa parası var gözüyle bakmıyorum. Kocaelispor gibi camia kulüplerin bunun karşılığını 5 sene 10 sene sonra almaması gerekiyor. Anladın mı? Şimdi mesela başkan 5 sene sonra hedefimiz Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi dememiş. Başkan hayal görüyor biraz. Öyle dedi ama. Şimdi taraftar da tepki gösteriyor. O konu, hatta bak dün Engin Koyun başkan açıklama yaptı Fofana Benassa ile ilgili. Twitter'da bize birçok yorum geldi paylaşımın altına. Bırak git diyorlar artık. Bak düşün maçı kazanmaz ama hala söylüyorlar. Yani taraftar zaten istemiyor Engin Koyun başkanı. Zaten Kocaeli Spor ilk 2'den çıkacaksa ya da sallıyorum en kötü playoff'a kalacaksa. Sen diyorsun ya. Bir taraftarlarıyla barışması lazım. Sen diyorsun takım. Ya para var işte bütçesi Destin var. Abi. Taraftar ona rağmen istemiyor çünkü başarı gelmiyor zaten. Yani Kocaeli Spor ben gene söyledim geçen sene başında. Kocaeli Spor'un kırmızı grupta şampiyon olacağını düşünüyoruz. Ama oradan işte İskenderun girdi falan ama yine sonradan ikinci devrin başına itibaren şampiyon olacak dedik. Başarı değil dedik. Sezon başı Fırat Gün'ün yapacağı şampiyonluk da başardı. O grupta Kocaelispor'un zaten çıktığı sene düşmüş ve grubun en güçlü takımıydı. O grupta şampiyon olması başarı değil. Çünkü sen düştün oraya bir daha çıkıyorsun. Kocaelispor'un zaten düşmemesi lazımdı. Yani. Şimdi bu ligde de kalması başarı değil bu sene. Çıkması lazım. Çünkü Kocaelispor bu lige 3 sene önce geldi. Ben 21-22'den alıyorum bak hep. Geçen bu seneden almıyorum. Ya Kocaelispor'un ben toparlanacağını düşünüyorum. Geçen de söylemiştim. Şimdi Kocaelispor'la ilgili ben de son bir ekleme yapayım. Hamlelere ihtiyacı var biraz daha. Bakalım yapması lazım. Şimdi Kocaelispor'un milli maç arasından sonra gene sert fikstürü başlıyor. Maçı Bolu, var. Urfa, Keçiören Gücü, Erzurum, Tuzla, Gençlerbirliği, Göztepe, Çorum, Giresun, işte Ümraniye, Bandırma, Bodrum, Sakarya, Manisa maçı zaten. Gidiyor, evet. Ligin ilk maçı olarak geliyor. Tekrardan da Kocaelispor'un galibiyetini tebrik ediyoruz. Özcan Polat Hoca için biz Urfa maçından sonra da söyledik. Özcan Polat Hoca tamam kadro kötü mü kötü ben ona hiçbir şey demiyorum ama insan bu ligde bir görev alırken kenardan çıkar bağırır bir şey yapmaya çalışan kendini göstermek için. Yani mesela Urfa maçının önündesin oyunu tutmak için bir şey yaparsan hani bu maçta geriye düştün anlarım 10 kişi kaldın. İstediğin kadar talimat da versen işin zaten zor ama Urfa maçında en azından çıkıp işte takım niye geriye yaslanıyor bir uyarılarda bulunması lazım ama hoca mesela bunu hiç yapamıyor. Özcan Polat Hoca zaten mesela bak Mustafa Er Hoca için de söylüyoruz. Gitti takım o mesela aşırı kötü değil örnek veriyorum bak aşırı kötü değil çok iyi değil ama. Ümraniye hani, Adana'dan iyi ya. Ha, kadro olarak o kadar iyi. Reaksiyon veremiyor mesela niye? Hep hoca kaynaklı. Şimdi Özcan Polat Hoca da öyle. Bak şimdi ben Özcan Polat Hoca'yı alayım şeye götüreyim Keçiören Gücü Bodrum'a götüreyim. Ben yapamaz gene yapamaz diyorum bak. Mesela Erzurum'un tahtası kapalı Hakan Kutlu Hoca daha iyi yönetiyor bence. Düşün işte. Malzeme yok yani adamın elinde. Yani ben yönetme işte konuşma iletişimi söylemek istiyorum. Tabii. İnsanlar hep kadroya şeye bakmasınlar. Kadro zaten kötü diyoruz bu ayrı ama ilk defa hocalık yapıyorsun sen birinci ligde ve ikinci ligde hocalığın bile yok. Sadece Kastamonu'da iki maç. Yani kendini göstermek bir şey çabalaması lazım ama ben bunu göremiyorum. Kocaelispor tekrardan tebrik ediyorum. Önemli 3 puan oldu beklediğimiz gibi. Aynen öyle. Cumartesi gününe geçelim. Cumartesi gününün ilk maçı Bandırma'daydı. 17'de başladı bu maç. Bandırma Spor Sakarya Spor'u konuk etti kendi evinde. Bandırma Spor sahasında 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak çok önemli bir galibiyet aldı. Florian Josefsson, Bandırma Spor'un kanat oyuncusu. Bir gol, bir asistle maça damga vurdu. Mükemmel oynadı Surinamlı oyuncu. Sakarya Spor'da da 3-1'lik yenilginin ardından Taner Taşkın Hoca ile yollar ayrıldı. Tuncay Şanlı'nın adı geçiyor. Anlaşıldı söyleniyor. Evet, Hakan Keleş'in de adı geçti ama İbre Tuncay Şanlı'ya döndü dendi. Hakan Keleş'in adı şöyle geçiyor. Taraftarlar sadece kendi görüşlerini yazıyorlar. He. Ama Tuncay Şanlı net olarak görüşülmüş hatta anlaşılmış %99 deniliyor. Maçın sonucu için, Taner Hoca'nın ayrılığı için ve olası bir Tuncay Şanlı'nın gelişi için neler düşünüyorsun? Öncelikle Bandırma Spor'un galibiyetini tebrik ediyorum. De. Bandırma Spor tarafındaydık. Ben en kötü yenilmez demiştim. Üst üste ikinci galibiyetini aldı Bandırma Aynen. Spor bu arada. Ve maçı kazanmasını bildi. Baba Dille'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evet. Oyuncu sakatlandı. Bunu çok söyledik. Dedik ki Baba Dille çok iyi bir golcü ama yaşı var. Sakatlanabilir. İleriki haftalarda Allah korusun. Bu futbolun içinde var. Biz söylüyoruz diye bu olmuyor. Maalesef, hem de iki defa sakatlandı. Sakatlandı, iyileşti, bir daha sakatlandı. Forvet lazım dedik. Şu an Bandırma Spor'da ciddi anlamda forvet sıkıntısını yaşıyor. Sakaryaspor açısından bakarsak da dedin ya Tuncay Şanlı olursa nasıl olur diye. Ben Sakaryaspor için bir tane şey söyledim. Buraya şu anda çok iyi hoca da gelse sıkıntı gene aynı. Ne dedim? Kariyeri aşağı düşen transferler yaptı Sakaryaspor. Bu transferlerle gidemez. Çünkü bu oyuncuların son evreleri ve hani son bir senede değil.
Son 200 senesi kötü olan oyuncular. Delvaye, Muhammed Akasan zaten bu ligin oyuncusu değil dedik. Bu da oyuna girdi, net bir pozisyonu çok aynen kötü kullandı. Göğe vurdu. Mikhail Okyar. Çok kötü vurdu. Bir adamı indirdi, arkadan sarı gördü. Topla çıkarken biz zaten Mikhail'den skor beklemiyoruz. Ama yani diyoruz ki arkadan topu çıkartırken dikini oynasın, takımı topla ileriye çıkarsın diyoruz. O da yok zaten. Bakıyorsun gene Delvaye oyuna girdi, hiçbir şey yapmadı. Çok kötüydü. Bak hiçbir şey yapmadı. Aynen. Objektif soruyorum Sakaryaspor taraftarına. Giren oyuncular ve oynayan oyunculardan o eleştirdiğimiz oyuncu Ali Ülgen affedersin şeyin karşısında dağıldı. O da çok kötü. Metehan'ın karşısında dağıldı bak. Çok kötü oynadı. Ya Metehan'ın karşısında Ali Ülgen zaten ileri çıkamıyor. Doğru. Samsun'da da söyledim. Stop şeyde defansa da iyi değil. Zaten bekte. Bek oyuncusunun ilk görevi savunma yapmak, onu yapamadı. Hadi ucumu aynen geçtim, onu da yapamadı. Peki sana soruyorum. Bandırma'nın kanat oyuncuları maça damga vurdu. Josephson'la Metehan Mimaroğlu müthiş şimdi oynadılar. Şimdi bak Sakarya transfer yaptı, yanlış dedik. Ben yani ben birçoğuna yanlış sen dedim. Sen çoğuna dedin evet. Şimdi Josephson geldi Bandırma Spor'a, muhteşem transfer dedim. Ben herkes biliyor, Bandırma Spor taraftarı izliyorlar. O da ilk iki hafta yedek kaldı işte, 11 oynasaydı. Neler söyledik yedek kaldı kötü diye. Kötü oldu. Bu adam yani, nasıl yedek kalır diye. Bak oynuyor. Neler yaptığını herkes görüyor. Bir topu da direkte patladı ikinci yarın başında. Bir birken. Sana soruyorum. Aynı soruyu Sakaryaspor taraftarına sormuş oluyorum. Sana ama tabii onlara bir soruyu farklı soracağım. Onu sormayacağım. Çünkü sen söyledin. Dedin ya Sakaryaspor'un ikiden çıkacağını düşünüyorum diye. Görüşün devam ediyor mu bu bir? Bu şekilde çıkamaz tabii ki de. İkinci nokta sen neye göre onu söyledin? Üçüncü nokta benim bu kadro transfer planlaması ile ilgili yaptığım yorumlara katılıyor musun? Bu 3 hafta için söylemiyorum. 4 hafta için söylemiyorum. Hani sadece 4 hafta için söylemiyorum. Hem 4 hafta için söylüyorum hem ileriki haftalar için genel söylüyorum. Neler düşünüyorsun? Sakaryaspor'un acil bir hani şöyle kadroya bir stoper alması lazım. Ümit Kurt'u çok arıyorlar. Ya ciddi sıkıntı var. İlk iki aynen. Ben bir gaza geldim herhalde sen, orada sen, bir şey ben oldu. Ben zaten şaşırdım da yani niye göre aynen bunu söyledin? Hayır senin görüşün saygı İlk duyuyorum. İlk 7'ye girecek bir kadrosu olduğunu düşünüyorum da. Ya şimdi rakiplere bakıyorum. İlk iki aynen çok zor yani. Ben niye orada gaza geldim onu da anlamadım. Valla peki benim yaptığım yorumlara gelin ne düşünüyorsun futbolcu? Çünkü niye şu 4 haftalık performansa baktığın zaman da Sakaryaspor sadece 5 puan topladı. İlk 4 haftada bana göre Sakaryaspor'da bir tane iyi oynayan oyuncu var, kaleci Cihan. Bu maç daha farklı bitebilirdi. Hı-hı. Cihan'ın çok çıkı. Göztepe maçını o aldı zaten. Bir maç kazandılar. Ciddi sıkıntı var Sakaryaspor'da. Aynen. Transferle ilgili ne düşünüyorsun? Sakaryaspor'a stoper lazım. Sadece stoper kurtarır mı? Bak ben bu kadar bölgeye yanlış dedim. Sadece bir stoperde mi sıkıntı var? Kanat işlemiyor. Ortalan işlemiyor. 5 tane kanat var daha nasıl adam alacaklar ki? Kim bana saysana 5 tane. Bir de iyi oyuncular da çok fazla. 5 tane saysana bana kanat. Bilal, Raşat, Roşi, Burak Süleyman, Delvaye. Burak Süleyman ile Roşi dışındaki oyuncuların zaten yanlış transfer olduğunu söyledik Roşi ki. Roşi de çok kötü başladı. Burak Süleyman ile Roşi zaten bu takımdaydı. Sen 3 tane kanat aldın. Bilal, Delvaye, Raşat geldi. Raşat. Üçü de yanlış dedik. Raşat bu maçta ayakta duramadı. Çok kötüydü valla. Raşat'ın saçları öyle bir sallanıyor ki. Delvaye'nin de saçları aynı stil yapmış aynen. Raşat'la. Bak 3 tane kanat geldi Sakaryaspor'a. Doğru. Bilal Başakçıoğlu, Raşat Muhammed, Delvaye. Üçünün de tüm şeyini saydık. Ben anlattım, yanlış dedim. Bak düşüşte bu adamlar. Bak üçü de adım atamıyorlar adım. Bak adım atamıyor. Yes. Sakaryaspor'da Kasongo'yla Dino ne yapsın? Zaten top getirecek adam yok. Şimdi sen diyorsun ya mesela Roşi'nin performansı kötü çok başladı. Çok kötüydü bence. Normal. Şimdi bak 5 tane kanadım var. 3'ü zaten yanlış transfer. İkisi takımdaydı. Roşi'nin performansı düştü. Burak da bu maçta kötüydü. Bu adamlar zaten her hafta iyi oynayamazlar. Burak zaten kendi yerinde oynamıyor şu anda. 10 numarada aynen oynadı. Asist de yaptı. Sergen de çok büyük hata yaptı. Bandırma Spor'da. Bandırma Spor'un galibiyeti için neler söyleyeceksin? Ciddi ilk golünü attı ligde. Hı hı. Ersan Hoca da kırmızı kart gördü biliyorsun son dakikalara doğru. Hoca bayağı kenarda agresifti. Aynen. Bandırma Spor kritik bir galibiyet aldı. Tribünler de çok iyi doluydu cumartesi hı-hı günü. Yorumun ne olur? Vallahi Bandırma tarafı dedik beklediğimiz gibi oldu. Mesela biz Bandırma için ne diyoruz hep? Kadro çok iyi. Ama hoca sıkıntılı diyoruz. Ama Sakaryaspor için ne diyoruz? Kadro da sıkıntılı. Mesela Tuncay Şanlı gelecek buraya. Ben onun da 6 hafta sonunda maksimum gideceğini düşünüyorum. Bak Sakaryaspor 3. hoca gelecek. Şimdiden söylüyorum. Ama şu kadroya iyi hoca da gelse olmaz. Temel yanlış kuruldu. Gene söylüyorum. Hani buraya Recep Uçar hoca gelse mesela ben çok beğeniyorum. Yapamaz diyorum bak. Çünkü kadronun temeli yanlış bir kere. Mesela Ali Ülgen var değil mi sağ bekte? Alternatifte oyuncu var mı? Zaten Oğuz Ali... var da Oğuz sakat. Şimdi zaten şey kötü. Ali mi? Ali Ülgen kötü. Adam koyamıyorsun. Kanatlar sıkıntılı bak. 2 tane oyuncum var geçen seneden. 3 tane hamle yapmışsın. 3'ü yanlış diyoruz. 3'ü zaten 3 haftadır ortada yok. Onun dışında ortalan sıkıntılı. Muhammed Bulgin'in oyuncusu değil bana göre. Katılıyor musun?
Zaten kötü oynuyor şu ana kadar. Katılmadın sen bana transfer olduğu zaman da. Muhammed'den beklentilerim vardı ama şu ana kadar büyük hayal kırıklığı. Sen Muhammed'e ikinci ligdeki performanslarıyla bakıyorsun. Ama sen aradaki seviye gör. Muhammed'i bak ben de söyledim geldiği zaman. Ben beğeniyorum ama ikinciye beğeniyorum. Birinci oyuncusu değil, bunu Pendik'te gösterdi bize. Olmuyor, yetmiyor seviyesi. Yani çünkü ikinci ligde kalite farkı var. Mesela oyuncular basmıyor böyle oyunculara, iyi oyunculara. Yani cesaret edemiyorlar. Ama birinci ligde ne oluyor? Daha oyun sert. Mesela dün Kırklareli Erok maçına gittim. Aradaki güç farkını biliyorsun değil mi? Kırklareli oyuncular basamıyorlar, gidemiyorlar. Aynen. Pas atamıyorlar. Kapasiteleri yetmiyor. Kapasite sınırlı. İkinci ligde birinci lig çok farklı olduğu için yapamayacağını düşündüğümü söyledim. Bandırma Spor çok değerli bir 3 puan aldı. Tekrardan tebrik ediyorum. Taraftarlar da yoğun bilgi gösterdiler. Onların da desteği önemliydi. Bandırma Spor'u tekrardan tebrik ediyoruz. Milli araya iyi girdiler. Aynen öyle. Ersan Hoca'yı da tebrik edelim. 4 maç 8 puan yaptı. Aynen. Bir diğer mücadeleye geçelim. Manisa Futbol Kulübü evinde Tuzla Spor'u ağırladı. Manisa FK maçtan önce net favoriydi ve maçın ilk yarısı golsüz bitti. 0-0 sona erdi ama maçın ikinci yarısında Tarzanlar 4 gol bularak 4-0 kazandılar ve 4 maç 10 puanla milli araya girdiler. Yeni transfer Topalli kendisine yapılan penaltıyı kullanarak yeni takımıyla çıktı, ilk maçta gol buldu. 2 tane transfer var, onun ikisini de yorumlayacağız. Aynen. Hem Topalli hem de Koranica. Doğru, Kosovalı bir oyuncu daha geldi. Lima bu maçta bir gol attı. Oğuz Gürbulak yaptı, ilk asiste maça damga vurdu. Demba Diallo da bir gol atarak skoru yaptı. O da önemliydi. Hı-hı. Bir golü de Tugay Kaçar attı. Aynen. Manisa net bir galibiyet aldı. Tuzla Spor'un facia başlangıcı devam ediyor. 13 gole yediler ve hiç gol atmadılar. Evet. Mustafa Emrecan da oyuna girdikten sonra 2 tane yenilen golde çok büyük hata yaptı. Bir de ben bir değişikliği anlamadım. Dakika 61'de Mustafa Emrecan oyuna girdi. Mata çıktı. Tuzla 1-0 gerideydi. Gole ihtiyacı var. Mata bu takımın Adeni ile beraber en iyi iki oyuncusundan biri kağıt üstünde. Ne düşünüyorsun? Tuzla Spor facia bir başlangıç yaptı. Manisa'da bu sene 3. yılı bu ligde, TFF 1. ligde en iyi başlangıcını yaptı 3 yılda. Osman Hoca önderliğinde. Yorumun ne olur? Vallahi şimdi öncelikle Manisa'nın galibiyetini tebrik ediyoruz. Tabii zaten net galibiyet görüyorduk. Beklediğimiz gibi oldu. Lima gollerine devam etti. Demba Diallo 2 haftadır çok iyi oynuyor. Bana göre Tugay Kaçar da lig başladığından beri gayet iyi oynuyor. Aynen öyle. Bu hafta da skor yaptı. Öncelikle Topalli ile Koronika transferlerinin dahil olmasını dileyelim. Tabii ki de. Topalli transferi çok nokta bir transfer. Biz ilk haftadan itibaren hep ne söylüyoruz Manisa için? Acilen bu takıma kanat lazım diye. Yönetim de bunu gördü. Kanat transferini yaptı. Koronika geldi, Meriton. Oyuncu da forvet oyuncusu. Kanatta da oynayabiliyor ama daha çok kanat oyuncusu. Hani böyle net bir santrafor değil, Sandro Lima gibi. Yani özellikle baktığımızda hem sağ kanat hem sol kanat, bir de ortada oynayabilen bir oyuncu. Oyuncu biliyorsun Kosovalı olduğu için daha çok hep zaten Kosova'da kaldı, o bölgede kaldı ve hani kariyerine baktığın zaman da zaten böyle üst düzey bir takım olmadığı için ben evet, bu transferin daha çok alternatif transfer olduğunu ve Manisa hani bu lige çıktığından beri yabancı transfer yapıyor ya, hep zar transferler oldu. Koronik onlardan birisi. Yani taraftarlar çok bir katkı beklemesinler Koronika'dan ama Jetmir Topalli fazlasıyla iş yapar bu takımda. Doğru. Bu ligin oyuncusu. Kiralık geldi Topalli bir aynen, yıllık. Aynen. Manisa için iyi bir transfer oldu. Manisa iyi gidiyor. Milli maç arasına yani milli araya da iyi girdiler. Ondan sonra da Giresunspor'la oynayacaklar deplasmanda. O maçı da zaten o hafta arasında konuşacağız. Tuzla Spor'da işler yolunda gitmiyor. Tuzla Spor zaten çok kötü bir yapılanması var bu sene. Ben sana geçen de söyledim. Sanki Tuzla Spor bu sene düşmek için kadro yapıyor. Eren Şafak Hoca ile milli arada yollar ayrılır mı? Ne düşünüyorsun? Ayrılsa da ayrılmasa da Tuzla Spor'un durumu belli. Her türlü Eren Şafak gidecek zaten. Belki de gitmiştir yani. Haber çıkmıyor Tuzla Spor'da biliyorsun. Şenol Fidan falan geri gelebilir belki diye düşünüyorum. Manisa ilk yarıyı çok boş geçirdi bu maçta. Hani ilk 45 dakikaya adeta çöpe attı ama ona rağmen ikinci yarıda 4 gol attı. Onun için ne düşünüyorsun? Normal. Tuzla Spor bir anda dağılabiliyor. Mesela Eyüp maçında da ilk 15-20 dakikada dağıldı. 3 gol yediler bir anda. Burada da ikinci yarıda oldu tam tersi. Yani Manisa isteyerek aldı 3 puanı. Rahat bir galibiyet aldı Manisa. Manisa'nın Lima'ya alternatif bir forvete ihtiyacı var. Net bir şekilde bu görülüyor. Başka bir yere oyuncu almalı mı sence? Bence Kanada bir tane daha oyuncu alınırsa yok demem diyeceğim ama Koronika'yı bence aldılar. Fray var, Topalli, Diallo, bir de aynen, yeni gelen Kosovalı oyuncu. Şimdi şöyle bakıyorum. Fray iş vermeyebilir, yani katkı vermeyebilir. Bu maçta iyi oynadı bence Fray. Ne yani diyorsun? Tuzla maçını çok katmıyorum ben. O da doğru da hani bu maçta iyiydi. Şimdi 3 yani haftaya kattığın zaman da önemli maçlara çıktı Manisa. 3 maçta da çok iyi değildi. Şimdi Diallo'ya baktığın zaman da o da
biraz eşrefli. Ne olacağı belli değil. Daha çok genç bir oyuncu zaten Dembélé. Mehmet Uysal yeter mi yetmez mi noktasında bakarsan forvet de alternatif. Yetmez. Bence yetmiyor. Bence bir forvet düşünülebilir Manisa'ya. Bunu hep de kesinlikle söylüyoruz. Lima'nın alternatifi lazım. Şimdi Allah korusun Lima'ya bir şey olsun. Manisa yandı. Keçiören Gücü maçında bunu gördük zaten. Lima 60 küsurda oyuna girdi. Berabere kaldılar. O beraberlik zaten hocanın hamleleri yüzünden oldu. Bak mesela Oğuz Gürblok maçı yıldızlarından oldu mu maçta? İki asist yaptı. Oğuz Keçiören maçında yedek kalmıştı. Lima ile beraber. Aynen. Manisa hak ettiği galibiyeti aldı diyebiliriz rahatlıkla. Kesinlikle. Tuzla Spor'da geçmiş olsun diyelim. Bakalım Tuzla Spor'da hamleler ve hoca değişikliği gelecek mi? Ben onu merak ediyorum. Bir diğer mücadeleye geçelim. Manisa FK'yı da tekrardan tebrik edelim. Bu maçta cumartesi akşamı Manisa FK Tuzla maçıyla aynı saatteydi. Bolu Spor Ankara Keçiören Gücü'nü ağırladı kendi evinde. Bolu Spor yeni hocası Yalçın Koşukavak'la çıktığı ilk mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Yalçın Hoca sistemi değiştirdi. 3-2-4-1 oynattı. Farklı bir sistemle çıkarttı takımı sahaya ama bu da fayda etmedi. Bu maçta Keçiören Gücü istediğini alarak Ankara'ya döndü başkente Bolu'dan. Bolu Spor'un ise milli arada bakalım nasıl hani bu arayı değerlendirecekler o önemli. Çok zor bir maça gidecekler Kocaeli deplasmanında Yalçın Hoca önderliğinde. Yani bu maça baktığımda iki takımın da net pozisyonları vardı ama hani 0-0 bitmesi cidden şaşırttı beni çünkü. Beni şaşırtmadı. En azından bir gol... golcü yok çünkü. Yok da Keçiören çok net goller attığı kaçtı. Gole bak. 3 maç bir gol attı bir gol yedi zaten bu takım. Keçiören Gücü geçen hafta attı bir gollü zaten. Aynen Bolu Spor'a bakıyorsun onların da 3 maçta bir golü vardı sadece. Yani çok net pozisyonlar oldu. Bettaib'in kaçırdığı inanılmaz net bir gol. Şimdi sen diyorsun ya net goller vardı. Zaten bunu atamayacak oyuncular var. Sen niye şaşırıyorsun ki? Bettaib zaten atamıyor ki. Bunu zaten... Sen söylemen zaten yanlış. Ya yani onu da, zaten hani bak, onu da atsınlar diye atamaz bekliyorum. Atamaz işte zaten. Kalenin dibinden kaçırıyorlar. Biz sezon başı neydi ki az döneminde? Bettaip'te bu olmaz. Bak Bolu Spor için olmaz diyoruz. Bak Bolu Spor hiçbir zaman hedef oynayan bir takım değil. Maalesef. Şimdi bu adam burası için olmaz diyorsak daha nereye olacak? Şimdi buradan bir kere alsan olayı anlayacaksın. Bettaip'e bırak öyle pozisyonları gol atmayı. Halı sahada kaleye boş bıraksan atamaz. Adam Ümraniye'si var da gol atamamış zaten. Koca bir sezonda bir golü bile ya yok. Bettaip zaten Ümraniye'ye geldiği zaman da biz yanlış dedik. Hatta doğru. Açsınlar, izlesinler transfer programımızı. Dedik ki birincilikte bile olmaz. Bak Bettaip için o zaman söyledik daha Süper Lig'in başında. Dedik ki Ümraniye'spor hani yıllardır birincilikte oynadı. Geçen sene geldi Süper Lig'e çıktı. Dedik ki Ümraniye'spor yıllardır birincilikte oynadığı zamandaki kadrosuna Bettaip'i koysan gene olmaz diye. Çünkü doğru. Takımda yani bazı noktalarda oyuncular var. Forvet noktasında. Özellikle böyle hedef olmayan takımlarda. İşte Keçiören Gücü'nde çok oldu. Yıllardır bu ligde. Keçiören Gücü zaten bu sene forvetsiz oynuyor. Melih İnan en ileride oynuyor. O da forvet Bolu değil. Bolu Spor genel şekilde yok ya. Forvet yok. Atamazlar. Ya o yüzden ben bu maçtaki bu skora şaşırmıyorum. Yalçın Koşukavak hocanın yanlış bir tercih olduğunu düşünüyorum. Bolu Spor yönetimini de özellikle tebrik ediyorum. Ne zaman bir hoca seçimi yapsalar hep yanlış hoca seçimleri yapıyorlar. Ha bak ben şunu da geçiyorum. Belki diyecekler. Bolu Spor'un kadrosu zaten kötü diyebilirler belki. Yalçın Koşukova al Manisa'ya götür. Eyüp'e götür. Gene aynısını söylerim. Zaten geçen sene Manisa'da çalıştı. Aynen. İyi de bir kadro sezon maçı eyüp'de. Da Buca ile anlaşmıştı. Ama hoca Altay'la olduğu için, Altay'da çalıştığı için Buca taraftarı tepki gösterdi. O transfer yatmıştı. Biz orası için de yanlış demiştik. Yani çünkü Yalçın Hoca'nın oyun anlayışı, maç içinde değişikleri olsun hep yanlış, hep başarısız. 19-20'den beri başarısız. Vallahi Yalçın Hoca 17-18'den beri başarısız. Aynen. Daha doğrusu şöyle 16-17'de İstanbul Spor'u çıkardı. 17-18'de fena bir sezon geçirmedi. 18-19'da Gaziantep FK'ya gitmişti. O sezondan beri başarısız hoca yani. Hiçbir evet. takımda elle tutulur başarısı yok. Zaten Bolu Spor'da malzeme de yok. Keçiören Gücü için neler düşünüyorsun? Serhat Hoca bence kötü başlamadı. 4 maç 5 puan. Kadronun kapasitesi de belli. Hı hı. Geçen seneye göre bence Keçiören'in kadrosu bir tık aşağıda. Santraforsuz oynuyorlar. Mayı da geldi sakat biliyorsun. Bu maçta kadroda yoktu. Yorumun ne olur Keçiören Gücü için? Vallahi normal yani dedim ya biraz önce. Yani şu an 4 maçlarından 5 puan atılan bir gol, yenilen bir gol. Normal bu Keçiören Gücü'nün kadrosu belli. Sezon sonuna kadar da sıkıntı yaşarlar ligde kalma yolunda. Çünkü yapabilecekleri maksimum bu kadar. Geçen seneki yer gibi o sürpriz galibiyetler belki tabii, puanlar tabii. gene olabilir. Arada. Ama o iyi gidişatların olması çok zor bu sene. Çünkü kadro iyi değil.
Doğru. Ya geçen sene Olavay'ın vardı. Ondan önce Eze vardı mesela. Yine Yıldızları vardı. Sadece Olavay'ın değil. Olavay'ın, Bekir Karadeniz, Raşat Muhammed. Doğru. Bekir, Raşat. Burası için üst düzey oyuncu vardı. O gün Bayrak vardı. Mikail Okyar vardı. Devre arası gelmişti. Aynen. Yok, sezon başı gelmişti Taner Hoca'yla. Doğru, sezon başı aynen. Ya hani şöyle, Keçiören Gücü'nün bu sene kadrosu ligde kalmalık bir kadro. Evet. Fazlası zaten olmaz. Bakalım ne olacak. İki takımı da tebrik edelim mücadelelerinden dolayı. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bu maç cumartesi akşamı 21.45'teydi. Cumartesi gününün kapanış maçıydı. Lider Eyüpspor kendi evinde Giresunspor'u konuk etti. Eyüpspor 1-0 öne geçip 1-1'e yakalandığı maçta 3-1 kazanarak milli araya 4'te 4 yapan tek takım olarak lider bir şekilde girmeyi bildi Trendyol 1. Lig'de. Eyüpspor'da Caner Erkin frikikten çok güzel bir gol attı. Evet. Regattin de bu seneki ilk golünü attı, ilk yarıda penaltıdan attığı golle. Neler söylersin 3-1'lik Eyüpspor'un galibiyeti için? Vallahi öncelikle Eyüpspor'un galibiyetini tebrik ediyoruz. Tabii ki. Regattin kendi aldırdı penaltıyı, kendi attı. Aynen. Kendi golünü kendi hazırlamış net oldu. Net de bir penaltıydı. Aynen, net penaltı. Bazı yorumlar görüyorum. Giresunspor'un yediği gol ile ilgili, yani penaltı ile ilgili penaltı olmadan net penaltı. Oyuncuya zaten direkt temas var. Aynen. Dirseğine diyorum. Ayağına. Bileklerine. Evet. Orada oyuncu yere düşüyor ve net penaltı. İkinci golde Eyüpspor'un kaleci Erkan'ın çok büyük hatası var. Orada hani eğer maç 1-1 devam etseydi Giresunspor'un puan alma ihtimali yüksekti. Çünkü Eyüpspor biraz kaos futbolu oynayacaktı ve kontratak yakalayabilirdi gene Giresunspor. Mesela ilk golde kontratak da yakaladı. Savunma arkasına pas geldi. Doğru. Şahidi karşı karşıya. Offside'da değildi. Yaptım. Temiz bir goldü. Caner Erkin'e itiraz etti. Yok, offside falan yok. Çünkü zaten offside'e bozan Caner Erkin olsa. Aynen. O yüzden offside yok. Hatta direkt gol olunca hakem mesela VAR'ı dinledi ya. Ben orada maçı izlerken zaten offside değil dedim. Caner net bozdu pozisyonu. Tabii, Şahin geriden çıkıyor. Aynen. Çok net. O yüzden pozisyonlarda sıkıntı yok. Hem penaltı hem Giresun'un attığı gollerde. Ben özellikle Eyüpspor'un kadroya baktığım zaman da Taşkın'ın performansını çok kötü buldum. Maçın yıldızlarından birisi de Robin Yalçın'dı. Muhteşem oynadı. Taşkın sarı kart gördü erkenden bir aynen. De. Ya dirsek attı rakibine. Ampem bir şeyler yapmaya çalıştı ama yapamadı. Son noktalarda ayağına çok top yapıştı, geberedi falan, kaybetti. Arda Turan da kenarda çok hareketliydi. Takımına Klaro çok fazla. Klaro çok kötü oynadı. Arda Turan da çok iyiydi. Kenarda takımına bayağı bir direktiflerde bulundu. Hani oyuncularla beraber maçı yaşadı. Klaro bence çok iyi oynadı. Kötü değildi ki Klaro. Bence çok iyiydi Klaro. Bence Klaro Eyüpspor'un saatli bombası. Eyüpspor taraftarları ne düşünüyor merak ediyorum. Onu ben zaten söylüyorum ama Klaro bir yerde yakar bu takımı. Klaro bu maçta iyiydi. Ben Klaro'yu geldiğinden beri söylüyorum zaten. Ben vallahi hiç beğenmedim. Savunmada hiç güven vermiyor. Mesela 19-20 yaşındaki Metehan Baltacı Klaro'nun arkasını topladı maç boyu. Aynen. Zaten Metehan iyi oynuyor. Geçenki Tuzla maçında da çok iyiydi. Metehan'ın burada en büyük şansı hocanın Arda Turan olması. Evet. İki eski Galatasaraylı isim olduğu için burada bence Arda Hoca'nın Metehan'a karşı bir pozitif şeyi var. Hı hı. Metehan da iyi stoper zaten. İskenderun da çok iyiydi 3. Lig'de 2 yıl önce. Şampiyon olmuş. Burada da eline fırsat geçti. Darbeli bir stoper. Aynen. Yani. Ahmet Kutucu da bu maçta iyiydi. Onu da söyleyeyim. O hep iyi oynuyor valla. Melih'in performansını da beğendim ama bence kesinlikle bir tane sağ bek lazım Eyüpspor'a. Çünkü Melih ortada daha iyi bir oyuncu. Doğru. Cenk abi bu maçta Murat Uçar kadroda sakat yoktu. Sakat değil ya geçen hafta Tuzla maçında. Sakatlanıp çıktı. Aynen ya. Doğru. Olmadı. Hoca da sağ bekte Melih'i oynattı. Ya zaten Eyüpspor'un alternatifli bir geniş bir kadrosu var. Herkese de şans gelecek. Onu da konuşalım. Freddy çok üst düzey bir oyuncu bu lig için. Gol attı zaten. Ne düşünüyorsun Freddy'nin transferi vallahi için? Vallahi çok iyi bir transfer. Ben bu maçta maç öncesinde Bruno'dan gol bekliyordum. Gol atmadı ama asist yaptı Freddy'ye. Bruno da iyi oyuncu. Bak oyuna girdi. Yine hemen asist yaptı. Etkiliydi. Doğru. Vallahi Eyüpspor için iyi bir transfer. Freddy çok fazla seyiş yapar. Freddy için de Antalya Spor'a Eyüpspor 300 bin euro bonservis ödedi. Bir de Freddy'nin içeride alacakları vardı. Onları bıraktı ayrıldı. Evet. Çünkü Eyüpspor'dan daha iyi bir teklif almıştır diye düşünüyorum. Freddy zaten bence milli aradan sonra yani bir iki haftaya ilk 11'e girer. Çünkü Ampem'den daha iyi bir oyuncu. Hı-hı. Sağ tarafta Freddy oynar diye düşünüyorum. Kesinlikle. Solda da Ahmet Kutucu. Hı-hı. Bruno da 11'e girer bence. Girmeli zaten. Hani görünen o. Eyüpspor'dan bir hamle falan bekliyor musun? Yok, Eyüpspor bir tek bence sağ bek almalı. Bir de alırsa belki bir 6 numara almalı. O kadar. Başka diyoruz. Yok. Gerek yok. Robin'i de oynatabilir orada 6 aynen. Numarada Arda Hoca. Giresunspor da çok iyi mücadele etti ama gençlerin nefesi yetmedi. Yorumun evet. Ne olur? Ya zaten biz Giresunspor için bunu söylüyoruz. Tahta kapalı, kadroda malzeme yok. O aynen, yüzden zaten maalesef. Lig ve düşme adı hatta düşecek diyoruz. Aynen. Çünkü Giresunspor'un yapabilecekleri maksimum bu kadar. Çok sınırlı. Haftaya da yani mini maç arasından sonra da
Evinde çok önemli maça çıkacaklar Manisa'yla. O maçta bakalım neler olacak. Tekrardan Eyüpspor'un galibiyetini tebrik ediyoruz. Giresunspor'un da mücadelesinden dolayı tebrik ediyoruz tekrardan. Tabii ki. Şahinlik zaten bu sene Giresunspor'un en parlayan oyuncusu. Sezon sonunda transfer yapma ihtimali çok yüksek. İyi bir takım var, onu söyleyeyim. Ben de aynı görüşteyim. Bu performansla devam ederse. Aynen öyle. Pazar gününe geçelim. Geçelim. Pazar günü ilk konuşacağımız maç 17'de başlayan Bodrum Spor Ümraniye Spor maçının sonucu olacak. Ligde ilk 3 haftada sadece 1 gol bulan Bodrum Spor dün Ümraniye Spor'u 4-0 mağlup ederek müthiş bir galibiyet aldı. Bodrum Spor maçın ilk yarısında fırtına gibi performans sergileyerek 3-0 bitirdi ilk yarıyı. Dakika 30'da Mustafa Er Hoca 3 tane değişiklik yaptı biliyorsun Ümraniye Spor'da ama bu 3 değişiklik fayda etmedi. Mustafa Eser'le Abdülsamet, kaleci Abdülsamet, Ümraniye Spor'u bu maçta yakan oyuncular oldular resmen. Mustafa'nın inanılmaz hataları, Abdülsamet'in yine öyle. Dördüncü yenen golde Hacı Osman Abdülsamet'in ayağından topu alıp gol attı. Aynen. İnanılmaz hatalar yaptı Abdülsamet kalede. Ve bu mağlubiyetin ardından Ümraniye Spor'da da Mustafa Er Hoca ile yollar ayrıldı. Haber Salim Manav'ın haberidir, onu söyleyelim. Selçuk İnan'la da görüşüldüğü söyleniyor. Hı hı. Yine Salim Manav kaynaklı bir haber. Hani en yakın ismin Selçuk İnan olduğu söyleniyor. Ne söylersin maçın sonucu için? Gökdeniz'in ve Burak Çoban'ın golleri atması önemliydi. Burak 2 asist yaptı, 1 gol attı. Doğru, Burak Çoban çünkü sezona kötü başlamıştı. Kaliteli bir futbolcu ama sezona iyi girmedi. Fakat bu maçla beraber o da toparlandı. Bodrum Spor 4 maçta 7 puan oldu. Bodrum Spor'da İsmet Hoca bu sene de takımı playoff'a sokarsa yine başarılı olur. Aynen. Otomatikman. Kenan Özer yine kadroda yoktu, onu söyleyelim. Süleyman'ın da cezası bitti ama bu maçta kulübedeydi. Yorumun ne olur 4-0'lık Bodrum galibiyeti için? Öncelikle Bodrum Spor'un galibiyetini tebrik ediyoruz. Tabii ki de. Maç şeklinde görüş belirttim, hatırlayamadım ben. Biz şöyle, ben Bodrum yenilmez diye dedim diye hatırlıyorum. Hı-hı. Seni hatırlayamıyorum. Şöyle çok sıcak falan olur diye biraz çekimser kalmıştık evet. diye hatırlıyorum. Ümraniye Spor'da beklediğimiz oldu. Mustafa Er Hoca gitti. Geçen sene Süper Lig'de takıma geldi. Şu cümleyi kullandık. Seneye birincilikte de kendinizi yaktınız. Doğru. Yapamaz. Ya bak bu objektif. Daha geçen sene Süper Lig programında söyledik. Dedik ki Mustafa Er Hoca'ya çok iyi kadro da versen yine olmaz, gene olmaz, tekrar olmaz. Şu anda bu ligde Eyüp Manisa'da olsun gene aynısını söylerdim ben. Ya yani. Mustafa Er Hoca gerçekten hocalık anlamında yeterli bir isim değil. Ya bunu herkes görüyor. Bir adam, bir hoca gittiği her yerde başarısızsa hem iyi hem kötü takımda zaten bununla ilgili söylenecek bir şey yok. Mesela, ya oyun olarak bir farklılık da katamıyor. Atıyorum elindeki malzeme kötüdür ama mesela Recep Uçan'ın geçen sene kadrosu kötüydü. Güzel futbol oynatıyordu hoca. Sonuç alamıyordu çünkü malzeme yoktu. Mustafa Er Hoca'nın elindeki yabancılar bu lig için kötü değil. Ha, yerlileri ben beğenmiyorum Ümraniye Spor'da ayrı ama takım iyi futbol da oynamıyor. Yani pozitif bir şeyler de sahaya yansıtmıyor. Evet yani sen 4-0 kaybedecek bir kadrosu da yok Bodrum'a evet. karşı. Ha tamam. Bodrum'a 4-0 kaybedebilirsin ama Ümraniye Spor sezonun başından beri kötü zaten. Bir tane iyi oynadığı maç yok aynen. bu sene. 4 hafta. O yüzden zaten attığı gol 2, 7 gol yedi. Ligin dibine demir attılar. Tuzla Spor 0 puanda puanı yok. Üstünde Ümraniye Spor 2 puanda sadece. Mini maç arasından sonra da kritik maçları var Çorum'la Ümraniye Doğru. maç. Sen de bugün uykun var herhalde, uyuyacaksın birazdan. Bir de ilginç bir durum var. İki İstanbul takımı son 2 sırada. Ne düşünüyorsun? Düşünecek bir şey yok ki. Bunlar gerçekler zaten. İkisi de kötü. Yani. Buna sormana gerek yok. Şu anda bu ligin en zayıf takımlarından şu anda 5 tanesi alt alta zaten. 6 tanesi hatta. Hatta 7 tanesi direkt. Erzurum, Altay bunu hep söylüyoruz ikisine. Adana'yı da söylüyoruz. Giresun, Bolu'yu da söylüyoruz. Ümraniye, Tuzla'yı da söylüyoruz zaten. Tuzla'yı bunların bir tık üstüne ayırıyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü Altay'ın, Erzurum'un, Giresun'un tahtaları kapalı. Bir kere 3 tanesini ayırıyorum kenara. Kalıyor sana. Aynen, Adana evet. Spor, Bolu, Ümraniye. 3. Tuzla Spor bunların üzerinde bir bütçesi var. İsterse gider 6 tane hamle yapar. İşi farklı noktaya çekebilecek bir gücü olduğu için söylüyoruz. Tabii. O yüzden bunlar zaten bizi şaşırtmıyor. Ümraniye Spor içinde Selçuk İnan Hoca gelirse Mustafa Er Hoca olduğu gibi aynı son olur. Çünkü Selçuk İnan biliyorsun geçen sene Kasımpaşa'da çalıştı. Kasımpaşa'daydı. Çok kötüydü. Vallahi Ümraniye dün Bamba da kadroda yoktu bu arada. Evet. Davud'a Bamba yoktu. Bakalım Ümraniye Spor'da ben Selçuk Hoca'nın da geleceğini düşünüyorum. Hani çünkü İstanbul takımı diye ben de yapacağına inanmıyorum. Hı-hı. Yani Ümraniye Spor'un bu sene belli başlı rakipleri var. Onları alt etmeye çalışıp ligde kalmaya çalışması lazım. Fazlası olmaz. Aynen. Ya görünen o. Bir diğer maça geçelim. Geçelim.
Çorum Futbol Kulübü Gençler Birliği'ni ağırladı kendi evinde. Başkent ekibi Çorum gibi zorlu bir deplasmandan maçın ilk yarısının sonunda kornerden gelen topta Brezilyalı yıldızı Hamilton Minervino'nun golüyle rakibini 1-0 yenerek mükemmel bir galibiyetle başkente döndü Çorum'dan. Gençler Birliği 4 maç 10 puan müthiş bir performansla başladı. Kime puan kaybetmişlerdi? Hatırlayabildin mi? Ümraniye'yi yendiler. Yendiklerini söylemiyorum. Puan kaybetti haftayı. Ümraniye ile beraber kaldılar. Sakarya ile kaldılar işte 0-0 deplasmanda. Sakarya ile kaldılar. Doğru aynen. Deplasmanda onun dışında tüm maçlarını aldılar. Vallahi Gençler Birliği mükemmel başladı. Sinan Hoca muhteşem gidiyor. Genç oyuncular ve Ertuğrul'a özellikle parantez açıyorum. Maçın yıldızı oldu. Ertuğrul'u da tebrik edelim. Ümit Milli Takım'ın kadrosuna çağrıldı. Evet, hak etti. Genç kalecisi. Yani dünkü maçta öyle bir toplar kurtardı ki özellikle ikinci yarıda kimin şutuydu? Suat'ın olması lazım. Dışarıdan vurdu ya. Yerden geldi şöyle tek parmağıyla kurtardı yani evet, eliyle. Doğru. Yani o kurtarış bile çok zordu. İlk yarıda da yine kurtardı bir şut var. Hatta Çorum taraftarı gol olarak bekliyor ama o pozisyon gol değil tam çizgi üzerinde. Hatta Çorum ilk yarı daha iyi başladı maça. Ama Gençler Birliği iyi tuttu özellikle Ertuğrul'u geçemedi. Kaleci sayesinde Ertuğrul müthiş oynadı. Ardından da attıktan sonra golü Gençler Birliği çok iyi gömüldü. Aynen. İstediğini aldı. Ertuğrul haftanın kalecisi oldu diyebiliriz. Kesinlikle bu hafta oldu ya, şekilde. Çok iyi oynadı. Valla Sinan Hoca da çok iyi işler yapıyor. Ertuğrul gibi, Wu gibi, Enzaba gibi genç oyuncularının yanına. Enes de çok iyi oynuyor gene. Enes burada çok iyi oynuyor aynen. Bir de bu maçta Enes'in yükü çok ağırdı. Çünkü hem Thiago Rodriguez hem de Rahman Buğra yoktu ama Enes çok iyi atlattı. Sambuya Tabare de tam hazır değil ama yine de kötü oynadığını düşünmüyorum ama biraz ağır da bir oyuncu. Onunla ilgili söyleyecektim dolayı. Ben de. Şimdi ne Thiago yoktu. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yerine Yatabare oynadı. Çok kötü oynadı. Bence de. Taraftarların zaten acayip tepkisi var. Twitter'da da bayağı bir kendi aralarında konuşuyorlardı. Ben de Yatabare'nin performansını hiç beğenmedim. Himmet Ertürk bak burada muhteşem oynuyor. Geçen sene ikincilikte sezon başı Karacabey transfer olmuştu. Orada oyuncunun yenildiğini söylemiştik biz. Hakkını yenildiğini söylemiştik. Hatta oyuncu da kendi sosyal medyasından açıklama yapmıştı. Geçen seneden beri Gençler Birliği'nin en iyi oyuncularından birisi. İki eski Karacabeyli de karşı karşıya oynadı aynen. Aynı tarafta. Himmet'ten Sadık Arda. Evet. Gayet iyi oynadı dediğim gibi. Muhammed Himmet Ertürk. Hatta Keçiören Gücü deplasmanında da takımın gene en iyilerinden birisiydi. Yani bir de daha bu takıma Kayode transferi olacak biliyorsun. Konuşuluyor. Daha tam Gençler belli değil. Keçiören Gücü ile oynamadı. Sakarya ile oynadı. Bir de Çorum'la deplasmanda. Pardon yanlış söyledim. Gençler Birliği Keçiören Gücü'nün sahasında oynadı ya. Aynen. İki maçı orada oynadı. O yüzden ben yanlış söyledim. Ümraniye ile Bodrum'u orada. Ümraniye maçını söyleyecektim. Yanlış söyledim. Aynen. Şimdi hatırladım. İlk hafta. O maçta da maçın yıldızlarından birisiydi. Hatta bir asist yaptı diye hatırlıyorum. Veya bir gol mü atmıştı. Buradan bir tekrardan bakayım. Ben statta aynen. Uğur Akdemir asist yaptı. Soldan açtı. Keçiören Gücü'nün sahasında oynadığı için ben bir anda Keçiören Gücü maçı olarak aklıma geldi. Ümraniye maçıydı. Yani bu sene Gençler Birliği Sinan Hoca ile beraber gayet iyi oynuyor. Ama burada en büyük payı ben gene kaleci Ertuğrul'a yazıyorum. Hani bir laf vardır ya. Kaleci şampiyon tutar. Muslera gibi kaleci işte. Şampiyon yapar. Aynen şimdi örnek vereyim. İlk yarı Çorum kaç tane pozisyona girdi. Ertuğrul kötü bir kaleci olsa onları gol yese Gençler Birliği direkt geriye düşecek. Belki daha da performans aşağı düşecek. Maç 2-3'e gidecek. Geçen hafta da Bodrum maçını aldı gidiyorum. Ertuğrul. Muhteşem oynadı Bodrum maçında. Kayode gelirse eğer iyi olur Gençler Birliği'ne. Çünkü Gençler Birliği'ne iyi olmaz. Muhteşem olur. Bir transfer lazım forvete. Şu an Kayode bu takıma gelirse transfer olarak en iyi forvet attığını ben Gençler Birliği'nde sayarım. Direkt. Yatabare ile Kayode. Direkt. Diyorsun. Bana iki tane bir oyuncu say diğer takımlarda. Kasongo Dino var Sakarya'da. Onlarda çok sakatlanma sıkıntıları var işte. Kayode iyi oyuncu da şartelleri atmazsa iyi. Ya bazen bir anda gereksiz kırmızı görüyor ya. Ya çok, yoksa iyi oyuncu. Aslında çok kesinlikle. Öyle bir noktası yok. Kayode'nin de Türkiye'de böyle oldu. Özellikle Antep'teydi. Antep'te oldu yani. Çorum'a gelecek olursak da yenilen ilk golde Allah aşkına 4'ten oyuncu ne yapıyor ya? Zaten bir tane gol yedi Çorum. İlk, yok. Yenilen ilk gol dedin ya o yüzden demedim, dedim. Demedim bak anlamadın dedim. Yenilen golde 4'ten oyuncu ne yapıyor ilk dedi. İlk golde dedin ya arada o yüzden dedim. Yenilen diyorum... Yok yenilen golde dedim ya. Golde mi dedin? Evet. Tamam. Gol nereden çıktı? Yenilen golde dedim. 4 tane oyuncu orada ne yapıyor dedim. Savun çizgidekileri diyorsun. Çizgidekiler dedi. Değil. Çizgidekiler ne yapsın adam çizgiyi tutuyor. Oyuncu buradayken gol atarken Gençler Hamilton yani burada oyuncu var Hamilton. Şurada 4 tane Çorumlu var. Top buradayken bu oyuncuya kim markaj yapacak? Orada adam Atakan Akkaynak bakıyor. Yanında 3 tane daha oyuncu vardı. Onları hatırlayamadım ismini. Bak hoca gördün mü?
Adem Doğan'ı kesti. Şimdi Tuzla Spor maçından sonrasına geliyorum. Biz bir yorum yaptık. Dedik ya Adem Doğan olmuyor diye. Taraftar dedi ki sizin yaptığınız yorumun art niyetli olduğunu düşünüyorum. Adem'le ilgili yaptığınız yorumdan dolayı. İşte dediğimizi orada anlayamadınız. Adem kötü ama Ture Türk olsa Ture de oynamaz. Adem Türk olduğu için bence kesildi. Ben söyleyeyim. Ture'yi şu an şu oyunuyla babası bile oynatmaz. Dün Ture gene çok kötüydü. Adem ama Türk olduğu için Ture kulübeye çekildi. Ologo'nun peki performansı nasıl buluyorsun? Adem objektif yorumun. Ologo da bence çok iyi oynamıyor. O da yanındaki bence Ture bozuyor. Ben sana söyleyeyim. Ture geçen dünkü maçta kaç tane kademede gitti 6 numara pozisyonda kademe bence oluyor. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben Ologo'yu, Ture'yi falan topla. Salih Zafer hepsinden iyi stoper. Salih Zafer bu ligde olmaz. Ben Fatih. Ya bu ligde olmaz. Hani o ayrı da. Bu lig önemli. Şu an bu ligdeyiz ama. Ben de Fatih Seliman burada olmaz diyorum kendi açımdan ama Ologo'da, Ture'de. Çünkü Salih zaten çok sakattın. Çorum'un hedefi lig çıkmaksa bu oyuncuların hiçbiri Çorum'un stoperi olamaz. Adem Doğan da olamaz. Ture'de, Ologo'da. Ama Adem Doğan Türk olduğu için bence kulübeye çekildi. Mesela Verheyt 4 haftadır yerlerde sürünüyor. Tahsin Hoca niye bu maçta kulübeye çekemiyor Verheyt'i? Gökhan Karademir'i sildi. Neden çekemediğini sana söyleyeyim. Takımın en çok maaş alan oyuncusu. Ya bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Yabancı oldu mu? Aynen. Herkes şey. Mesela Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu 3 yıldır damga vuruyor. Adamın her maç tepki görmediği maç yok neredeyse tribünden. Yabancı oyuncular sahada dolansa da kimse tepki vermiyor. Bizde yabancı oldu mu tatlı geliyor. Geraldo da bu maçta hiçbir şey yapmadı. Aynen. Geraldo çok kötüydü. Şu an yani baktığımız zaten zaman Çorum'da bana şey göre 4 haftadır Erkan Kaş dışında istikrarlı oynayan oyuncu yok olumlu aynen anlamda. Vallahi ben sana şöyle söyleyeyim. Bu takımda geldiğinden beri hep söylüyoruz. Ben gene ayırıyorum bak. Ologo'yu koyuyorum kenara. Stoper hattı transferi için konuşuyorum. Diğer tüm transferler yanlış. Zaten çok söyledik. Berkay'ın şu takımda kalması bile büyük bir fiyasko olur. Neden bunu söylüyorum? Kötü oyuncu olduğu için falan değil. Berkay zaten ikinci ligde bile istikrarla oynayamayan bir oyuncu. Tabii, sürekli sakatlanıyor. Salih Zafer için de ben zaten o açıdan bakarak söyledim. Çok sakatlanıyor. Ben burada bir tek oyuncu tutardım stoperde ikinci ligden. Fatih Selemans olmaz. O da alternatif diyorum bak. 11 demiyorum zaten. İlk haftadan beri söylüyorum. En fazla alternatif. Şu takıma baba iki tane stoper alacaktın. O logoyla Fatih Han Selim şey Fatih Selemans olmaz da alternatif koyacaktın. O zaman rahatça izle maçı. Ya Adem'i de Zargo'yu da söyledik. Zargo'ya burada söylemekten dediğimizde tüy bitti. Hatta o gün dedik ki sen dedin ya Trabzonspor'a geldi. Ben de şunu söyledim. Trabzonspor'un o zaman maddi anlamda çok ciddi problemleri vardı. Kötüydü o zaman. Transfer aynen yapmak için transferler yaptı o sene diye. Ya yani Çorum'da şu anda Thomas Verheyt yokları oynuyor. Çok kötü. O diyoruz ki zaten Thomas Verheyt tek forvet oynama uygun bir oyuncu değil. Sen sistemi değiştirmen lazım. Yanına hareketli bir oyuncu koyacaksın. Verheyt pivot santrafor. Sırtı dönük top tutacak. Oyunculara besleyecek. Yapsa, hoca orada da Verheyt'i çıkardı, Eren'i aldı. Gene forvet çıktı, sana forvet gol lazım, girdi. Verheyt çıkıyor, Eren giriyor. Sinan ben Kurumuş oyuna bile girmedi. Ne düşünüyorsun? Normal, Sinan'ı ben zaten şaşırmıyorum. Hani Sinan zaten bu ligde oynayamaz kolay kolay. Ve ben zaten şöyle düşünüyorum. Ne diyorsun? Hoca zaten yanlış yapıyor. Bir kere bak, sana gol lazım, tamam mı? Sen gidiyorsun, Verheyt'i çıkarıp Eren'i alıyorsun. Ya sana gol lazım. Sen niye forvet oyuncusu olmuyorsun? Bir de Atakan Akkaynak çıkıyor, Murat Yıldırım giriyor. E sana gol lazım. Ya bizim Türkiye'de hocalar çok korkak. Dün bir dünya maç izledik. Hiç kimse çift forvete dönüp bir risk alamıyor. Aynen. Ya sana gol lazım. Ha 1-0, 2-0. Saldır artık. Aynen öyle. Ve Çorum için ben sana acı bir şey söyleyeyim mi? Bu takım evinde iki tane maç kaybetti. Giresun'a gençlere. Hem gençler birine. Biz maçın öncesi programında ne söyledik? Hatırlıyor musun? Ya ben ne söyledim hatırlıyor musun? Yok vallahi, ne dedim? Çorum FK kapanan takımlara kilit açamaz dedim ben, hatırlıyorsun. Ha evet doğru. Yani gördün mü bak, açamadı. Açamazsın zaten. Çünkü sen bu oyun anlayışıyla açamazsın. Ben gene aynısını söylüyorum. Tahsin tam hocayla olmaz bu. Ya ben bunu daha yaz önünde söyledim. Oyuncu değişikliklerini çok geç yapıyor bir de ya. Dün gol lazım. 70'e kadar bekledi. Forvet çıkardı. Forvet aldı. Şimdi bir Sinan Hoca'ya bakıyorsun. Elindeki malzeme kısıtlı. Hoca kısıtlı, aynen. Muhteşem işler yapıyor ya. Çorum'un kadrosu daha iyi Gençler Birliği'nden aynen yani. Kesinlikle öyle. Valla Gençler Birliği eğer Kayode hamlesini yaparsa o zaman playoff adayı olur net bir şekilde en aynen kötü. Bakalım, bakalım ne olacak. Tekrardan da Gençler Birliği'nin galibiyetini tebrik ediyoruz. Sinan Hoca'ya özellikle tebrik ediyorum. Aynen öyle. Pazar akşamı 21.45'te iki maç vardı. İlk olarak Şanlıurfa Spor, Erzurum Spor Futbol Kulübü maçını konuşacağız. Aslında sessiz maçlar diyebiliriz neredeyse. Göztepe'nin golü de 90+6'da geldi. Maçta Atınç'tan geldi, aynen öyle. Kırmızı kart oldu bir maçtan sonra. O ortalık gerildi. Ne düşünüyorsun? Onu da sana soracağım ama öncelikle Urfa maçıyla devam edelim. Aynen öyle. Şanlıurfa Spor, Erzurum Spor FK maçı başladığı gibi 0-0 sona erdi. Az önce Tahsin Hoca için konuştuklarımızı şimdi ben burada Efe İnanç Hoca için söyleyeceğim. Erzurumspor kalene gelemiyor. Şanlıurfaspor kendi evinde oynuyor.
Ve maçın favorisi dakika 85'te Arda İz çıkıyor, Muhammed Arslan Taş giriyor. 65'te Til çıkıyor, Adem Eren Kabak giriyor. Ya Urfa'ya gol lazım. Kağıt üstünde de kazanması gereken bir maç kesinlikle. Erzurum gelemiyor zaten. Rochivel dışında ileri gidebilen oyuncu yok. Hocam Allah aşkına çıkar 60'ta orta sahadan bir oyuncuyu. Til'i de oyunda tut. Muhammed de Arda İz'i çift forvet yap ya. Aynen. Ya bizim hocalarımız neden bu kadar risk almaktan korkuyorlar ya? Ben Şanlıurfa anladım. Spor kendi evinde oynuyor. 90 dakika boyunca sağa pas, sola pas, yana pas, geriye pas. Hep öyle. Takımda ileriye çıkan tek oyuncu takımın 2 metre 3 santim boyundaki stoperi Ndiaye. Dikine topla giden. Ya Til bu takımda maç 0-0 iken oyundan çıkar mı ya? Sakat değilse ya da hani sarı kartı vardır atıyorum, riskli hareketler yapıyordur. Ya bizim hocalarımız çok korkaklar ya. Bu ülkede futbol o yüzden de gelişmiyor. Ben Urfalı değilim. Urfa Spor taraftarı da değilim ama Urfa taraftarının burada sesi oluyorum adeta. Çünkü Urfa bu maçta çift forvet oynar yani, bu kadar net ve basit. Ya Urfa burada kendi evinde Kocaeli ile, Bandırma ile, Gençler Birliği ile, Çorum'la, Manisa ile yüklü oynamıyor. Erzurum bu ligin maalesef en zayıf takımlarından biri. Tahtası ve kapalı bir kere zaten. Aynen. Yaşlı ya, oyuncuları da var zaten. Hani Erzurum'un. Rochivel dışında hızlı oyuncusu da yok. Ya bu takıma karşı bile risk alamıyor yani. Hı-hı. Hocalar nasıl level atlatacak bu ülkenin futboluna, seviye atlatacak? Aynen. Çok sıkıntı. Ya Arda İz tek başına 3 tane stoperin arasında. Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Yakup bir de. Beşli oynuyor Erzurum. 3 stoperli oynuyor. 2 de bek. Ya hocalar hiç risk alamıyorlar ya. Ne düşünüyorsun? Vallahi zaten bunu geçen şey maçında da söyledik. Adana Spor maçında. Hoca gitti gene. Arda 89'da çıkardı. Çıkardı. Bir de 89'da çıkardı. Muhammed'i aldı. Yani maçın bitmesine uzatma da verse 6-7 dakika var. Ya bu adam 89'a kadar gelip ondan sonra yoruldu, kaldıramayacak mı artık? Aynen 7 dakika devam et artık. Şey, ya evet, maçı aldın da. Ama alamasaydın ki alsam bile ben zaten gene aynısını söyledim. Çünkü her zaman kazanırken de yani her şey iyiyken de kötüyü görmek lazım. Tabii. Bak işte orada gördük. Belki kazandın son dakikada ama burada kazanamadın. Bak burada da az kalsın son dakika. Mehmet Yiğit'in kornerden gelen vurduğu kafa. Biraz alttan girse kazanacaktın belki ama hata yaparak kazanacaktın. Tabii. Sen doğruları yap, berabere bitsin, o zaman kimse bir şey diyemez. Bir de Urfa Spor için söyledik, ilk 4 haftadaki maçları kolaydı ya. Kağıt üstünde iyiydi zaten. Ya zaten ben o yüzden diyorum, Urfa'nın playoff şansı falan yok. Hı hı. Zaten kadrosu belli. Bir de üstüne hocanın yaptığı yanlış tercihler. Ya şu maçta Til 65'te falan oyundan çıkmaz. Adem Eren Kabak 6 numara, 10 numaranı çıkarıyorsun evet, ya. Evet, bir de şöyle bir şey var. Zaten hiçbir şekilde Urfa Spor yabancılardan katkı alamıyor. 2 tane yabancısı iyi zaten. Bak Mato ile ilgili sen de çok burada tartıştık. Yapamaz dedim. Mato dün rezalet yapamaz oynadı. Yapamaz dedim. Ya bak bunları söylüyorum ben. Şimdi insanlar beni zannediyor ki ben Urfa Spor art niyetli. Ben art niyetli falan değilim. Ya tabii ben canım. Psikopat mıyım ki takımlar art niyetli olayım? Biz burada kimsenin düşmanı 80 değiliz. 80 tane takım konuşuyoruz. Biz burada bilgimizi konuşturuyoruz. Bir takımla ilgili, bir oyuncuyla ilgili bilgim varsa ben burada söylerim. Oyuncu beni yanıltabilir. Gelir burayı oynar. O ayrı bir şey. Ama ben özellikle yabancı oyuncularla ilgili birebir hem notlarım var, hem maçları izliyorum, hem takip ediyorum. Ve yabancı oyuncuyla ilgili benim yorumlarım aynen bir Türkiye'deki isim. Nasıl işte Kerem Aktürkoğlu'nu yorumlayabiliyorsa rahatlıkla, ben de dışarıdaki oyuncuları yorumlayabiliyorum. Çünkü takip ediyorum. İşimiz bu zaten. Mato'yu söyledim. Ve Urfa Spor'u gibi ben hep şunu söyledim. Zar transferi. Bak zar transferi. Ben dedim. De şu açıdan dedim. Ama Oliver Till'le Arda'yı nokta dedik. Niye bunu söyledik? Her şey zaten ortada 4 haftadır. Ya Urfa'nın hedefi ligde kalmak. Ben de bu kadronun yeterli olduğunu düşünüyorum. Zaten ligde kalır Urfa ama playoff'a falan kalamaz. Bu net görünüyor. Çünkü kadro playoff'a kalmak için yeterli değil. İlk ikiye zaten giremez. Onun için de yeterli değil. Kenar yönetimi de yeterli değil. Bunu dün akşam çok net bir şekilde gördük. Aynen. Sen Erzurum'la oynuyorsun. Bu maçta bile risk alamıyorsun yani. Ya tabii ki bu maçta risk alacaksın yani. Özellikle şu maçta almıyorsun, hangi maçta alacaksın? Aynen. Şimdi Kocaeli Spor, Kocaeli Spor Keçiören'e gidiyor. Şanlıurfa Spor bu maçtan sonra, milli maç arasından sonra felaket bir fikstüre girecek. Keçiören gücü deplasmanı. İçeride Kocaeli, dışarıda Tuzla. Çünkü Tuzla zaten kötü gidiyor. Doğru. Bir yerlerde reaksiyon verecek bu takım. Gençler Birliği var ardından. Göztepe deplasmanı, Giresun, Sakarya deplasmanı. Bayağı zorlu maçlar geliyor. Vallahi Şanlıurfa Spor'un acilen İyi bir kanat oyuncusu alması gerekiyor. Mert Çapar gene kötüydü. Çok kötü 66'da oynadı. Oyundan çıktı. Sen her hafta Mert Çapar diyorsun ama
Yani ikinci ligde birinci lig çok farklı. Doğru. Ben burada izleyelim dedim. Bakalım. Barış Gök de ilk defa kötü oynadı. Aynen. Ne düşünüyorsun? Bakalım burada verecek mi katkı diye. Ya Barış Gök'te şimdi şöyle bir şey var. Şu anda Fosfor'un sol tarafı zaten işlemiyor bir kere. Bir kere hücumda işlemeyince arkadaki oyuncu da etkileniyor. Bana göre dün Şanlıurfa Spor'da iki tane oyuncu cidden çok iyi oynadı. Pape Ndiaye ile kaleci Aydın. Aydın bir libero gibiydi. Tüm gelen hızlı topları süpürdü. Hı hı. Hemen oyuna yönlendirdi. Pape Ndiaye de hücuma gitmeye çalışan tek adamdı. Hı hı. Hatta arkadaşlarına sinirlendi. Aynen. Pas veriyor ileriye gidiyor. Adamlar gene geri dönüyor hani arkadaşlar diye. İleriye pas, yana pas, geriye pas işte. Aynen öyle. Yani o yüzden Şanlıurfa Spor büyük hata yaptı bizce. Kesinlikle. Erzurum için ne düşünüyorsun? Erzurum alması gereken bence bir puan aldı. Kayıp demiyorum çünkü malzeme belli. Hakan Hoca'ya da üzülüyorum biliyor musun? Bu ligde Hakan Hoca'dan daha yetersiz hocalar bence daha iyi kadrolarla çalışıyor. Hakan Hoca cidden kendini çok yırtıyor ama hocanın elinde malzeme yok ya. Ne bakalım diyorsun? Ya çok bir şey demiyorum. Hakan Kutlu Hoca çünkü iyi kadrolar olduğu zaman da çalıştı. Mesela burada da çalıştı. İyi kadro vardı o zaman, başarısızdı. Hakan Hoca Erzurum'a ilk defa geldi ya. Çalıştı ya. Geçen sene geldi işte. Bir daha şeyde gelmedi mi? Ben, yok, ben yanlış mı hatırlıyorum? Yok gelmedi. Bir daha i̇lk buradan bir geldi. Bakayım. Sen devam et. Tabii. Hakan Kutlu Hoca çünkü iyi takımlarda Hakan çalıştı. Hakan Hoca Adana Demirspor'da çalıştı. Giresunspor'da çalıştı. Burada çalışmadı önceden. Bir daha buradan bir ben i̇lk bakacağım. İlk kez geldi buraya. Yani. 20-21 sezonunda neredeydi? Birinci ligde bir takımdaydı. Buradan tekrardan bakacağım. Sen devam et. Ben zaten şöyle söyleyeyim sana. 20-21'de Erzurumspor. Her şeyde bir dakika. Şöyle söyleyeyim. Adana Demir'de çalıştıktan sonra Giresunspor, sonra Denizspor'da çalıştı 21 ligin şeyinde 21'in tamam. Yani 2021'in Ocak ayında geldi devre arasında. Ondan sonra 21'inde ayrıldı. Kasımpaşa'ya geldi, Tuzla'ya gelmişti. Pardon, yanlış söyledim. Tuzla Spor. Zaten Hakan Hoca Erzurum'da çalışmadı. Erzurum doğru, o senede Süper Lig'deydi. Aynen. Hatta. Yanlış söyledim bir anda. Bu maç için ekleyeceğimiz başka bir şey var mı? Yok, çok ekleyeceğim bir şey yok. Bu maçta kaybı yaşayan taraf bana göre Şanlıurfa Spor. Bence de Erzurum'un aldığı bir puan değerli, onu söyleyelim. Hı-hı. Erzurum açısından. İki takımı da mücadelelerinden aynen. dolayı tebrik edelim. Son maçımızda İzmir derbisi. Hı-hı. Altay Göztepe'yi ağırladı kendi evinde. Göztepe kendi için adeta tabutta röveşat anlamına gelen bir maça çıktı. Evet. Çünkü Göztepe bu maçta puan kaybetseydi Kokoviç yolcuydu yüksek ihtimal ama kaptan Atınç Nukan son dakikada attığı golle resmen gemisini limana yanaştırdı. Karaya oturmasına engel oldu. Atınç attığı golden sonra da kırmızı kart gördü biliyorsun. O da işte büyük amatörlük. Hem de iki tane sarı kart görüyorsun. Geçen sene de Atınç gol sevincinden sonra İzmir derbisinde kart görmüştü. Ama sarı kart bu şimdi sefer bak, atıldı. Sen 3 puan aldın. Tamam, ilk galibiyetini aldın. Daha 4 puana çıktın. Çok sıkıntılı 4 maçı. 4 puan çok Göztepe az. Göztepe kadrosu için çok az 4 maç 4 puan. Şimdi sen mini maç arasından sonra bandırmayla oynayacaksın. Rakibin kuvvetli. Kendi evinde aynı. Şimdi yoksun maçta. Evet. Sana da ihtiyacı var takımın. Ya işte attığın gol galibiyet getirdi ama bir maçı kazandırdın, belki işte öbür maç nasıl olacak? Atınca ihtiyacı var Göztepe. Bir de Altay maçını kazandın. Altay maçı belki derbi maç ama Altay bugün en zayıf takımlarından birisi. Yalnız derbi maçı gene statta olmadı. Ne düşünüyorsun? Altay maçlarında statta olmuyor ki zaten. Maalesef. Yani, takımda umut yok çünkü hani. Takımda malzeme yok. O yüzden taraftarların da tepkisi var. Ben öyle düşünüyorum. Göztepe için de şunu düşünüyorum. Bu maçın galibiyeti yani son dakikada geldi. Yani Göztepe hiç umut vermiyor, ben sana söyleyeyim. Oyun olarak beğenmedin mi Göztepe'yi? Göztepe Altay maçında 90 artıda son dakika golüyle kazanıyor. Göztepe bu sene lige hangi hedefle başladı? Şampiyonluk hedefiyle Süper başladı. Süper lige çıkmak. Ama sen ligin tahtası kapalı, yaş ortalaması yüksek, en zayıf takımlarından birisiyle oynadın. Yani Altaylı oyunculardan birisi topu kafayla uzaklaştırsın, maç bitecekti. Bak, maç bitecekti. Uzaklaştırma da gol oldu. Göztepe bu şekilde maçı kazandı. Bu büyük bir soru işareti. Hani bana göre tamam 3 puan belki alındı ama ilerisi için umut vermiyor. Ya o yüzden hatta ben burada seninle tartıştım. 2 hafta önce yaptığımız programda Göztepe'nin kadrosunun çok sıkıntılı olduğunu Çorum söyledi. Çorum maçından sonra olması aynen. lazım. Aynen. 11'de zaten burada belli sıkıntılar var. Kulübede hiç oyuncu yok zaten. Bak, hiç oyuncu yok. Zaten Göztepe işte bu yüzden böyle zor kazanıyor maçları. Malzeme olsa, oyuncu alabilse, atıyorum işte forvete iyi bir hoca girebilse. Ben transfer bekliyorum ama. Kanada iyi bir hoca girebilse. 15 zor. Eylül'de mi bitiyordu? Aynen. 16 Eylül. 15'te. 15. Milli ara da girdi. Göztepe'den hamle bekliyorum. En az bir 4-5 tane hamle lazım ama o kadar da yapacaklarını ben düşünmüyorum. Bir de zaten Sports Republic maalesef doğru bir transfer politikası uygulayamıyor zaten. Bak, Yunus Emre Gedik dün 11'de oynadı. Muhteşem oynadı çok oyuncu. Çok iyi oynadı. Ya bir de bence Göztepe ile alakalı şöyle bir şey oldu. Geçen sene
zayıf kadroyla beklenmedik şekilde playoff'a kalınca taraftarların ümitleri arttı bu sene için ama aynen. Bu senelik geçen seneden daha zor. Tabii ki çok zor bu sene. Öyle bir sıkıntı da var ama Göztepe yine de çok net ilk 7 adayı bence. Ben öyle düşünüyorum ama bu kadro ilk 2'den çıkmaz. Fakat bu kadro da 4 maçta 4 puan almaz. Daha tabii iyisini ki almalıydı. Aynen. Gençler Birliği'nin kadrosu bence Göztepe'den iyi değil ama Gençler Birliği 10 puan aldı 4 maçta. O yüzden bence burada büyük bir hoca sıkıntısı var. Kokoviç derbiyi kazandı ama bence yine de yollar ayrılmalı ve bu lig için daha iyi bir hoca gelmeli. Yani Recep Uçar gibi, Rıza Çalınbay gibi bir hoca gelebilir. Rıza Hoca Göztepe'de çalıştı zaten daha önce de. Başarılı da olmuştu. İyi bir hoca gelmeli. Göztepe'nin taraftarı da müthiş bir destek veriyor. Bütünleyici biri gelmeli. Kokoviç'te bu iş olmayacak yani. Ben de seninle aynı görüşteyim. Takım iyi top oynamıyor. Evet. Görünen o. İyi top oynamıyor. Hocada evet belki sıkıntılar var diyoruz ama şimdi iyi bir hoca geldiği zaman da nasıl yapacak? Kadroda sıkıntılar var diyoruz çünkü. Göztepe'nin kadrosu o kadar da kötü değil ya. Ya sen şimdi kulübe baktığın zaman da bana hangi oyuncu söyleyebiliyorsun? Şimdi objektif yorum yap bak. Ben objektifim. Ben de objektif yorum yapıyorum. Şimdi ben mesela Çorum'un kadrosunda baktığım zaman da kulübeden oyuncu sayıyorum ve Çorum bu lige daha yeni geldi. Şimdi Göztepe'nin kadrosuna bak. Allah aşkına ya. Ya bana de ki bak. Bak sana bu ne? Kulübe iyi değil ama 11'de kötü değil sana yani. Ne? Zaten ben sana kulübeden söylüyorum. İşte şimdi, ben de o yüzden diyorum ki 15 Eylül'e bak, kadar birkaç hamle yapmalı. Şimdi zaten bir kere senin 11'inde de sıkıntı var. Ümit Akdağ olmuyor bu ligde. Yalçın Kayan olmuyor zaten, tamam mı? Bak iki tane oyuncu zaten sana sayıyorum. Ali Turari de bence aynı şekilde. Ali Turari. Şimdi 11'de Allah korusun Diouf'a bir şey olsa, tamam mı? O gün bayrağı bir şey olsa oyuncun yok. Sen git, komple bakacaksın. Bu maçta takım, Ali Dere kadroda yoktu. Aynen. Göztepe'de sıkıntı var. Bak şu kulübedeki tamam. Oyuncuların aman, bir çoğunu al ikincilikteki şampiyonca takımlara götür. Ben yanlış derim. Bak. Yani Fıratçı'nın üzümü. Hamle yapması sana lazım. Sana soruyorum. Fıratçı'nın üzümü sen Iğdır, Ahmet 1461 Trabzon'a transfer eder misin? Yok ya. Kubilay Kanat Kuşu, İzzet Malak'ı transfer eder misin? İzzet Malak zaten yeni geldi. Alt yapıdan bir yok yani eder misin transfer? Şu an olmaz tabii ki. Bak yani. Şey, zaten sıkıntıysa ya bence Göztepe'nin şöyle bir şeye ihtiyacı var. Kötü bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum ama 4 tane bence de net hamle yapıp arayı iyi değerlendirirse çıkışa geçebileceğine bakalım, inanıyorum. Bakalım yani benim ya bence Göztepe yine playoff'a kalacak. Bana öyle, ama ilk 2'ye giremez bu kadro. Ben genişlik olarak komple bakıyorum. Göztepe'nin bu kadrosuyla Süper Lig'e çıkması imkansız. Zaten ilk 2'den çıkamaz. Playoff'a bak, kalır ama bu kadro playoff'dan da çıkamaz. Dikkat edersen direkt demedim. Süper Lig'e çıkması imkansız. Ben playoff'a da katarak söylüyorum. Çünkü niye söylüyorum bunu bak. Ya bir kere Göztepe'nin menfaatini düşünen Göztepe taraftarı şunu demesi lazım. Ama bu adam doğru söylüyor. Allah korusun Diouf'a Messi diye bir şey olsun. Bak koyacağımız bir tane adam yok kulübede. Peki biz, sence bu ligde kusursuz bir kadroya sahip olan takım bence bak, var mı? Mesela Çorum'da malzeme var kulübede. Var malzeme kulübede. Eren Aydın var. İşte şeyi koyuyorsun neydi? Kanatta. Hatırlayamadım. Ozan. Yok Ozan değil. Ozan yetmiyor bu ligde. Eren Aydın var. Eren Aydın'ı koyuyorsun. Hatırlayamadım bir anda. Bir dakika. Ha, Gökhan Karadeniz var. Suat Kaya var. Eren Aydın'ı zaten koyuyorsun. Sinan Kurmuş'u bile oynatmıyorlar. Sinan Kurmuş'u şu anda Göztepe'ye koysan dersin ki hoca alır oyna. Bence ama yok Göztepe'nin yani. Defans hattı Çorum'dan çok daha iyi. Kalecisi de daha iyi. Ya zaten bölgeler Mame ayrı. Mamedi Uf'da Verheyt'ten daha iyi. Bak ben komple ama genişliğe senin bakıyorum. Senin az önce saydığın oyuncuların hepsi ikincilik futbolcuları. Bu kim? Ligde ilk defa oynuyorlar neredeyse. Hangisi? Suat, Sinan, ama Eren. Ama bu adamlar geçen sene bir şey verdiler ve dün Suat Kaya oyuna girdi gene bir şey iyiydi. Yani Göztepe'nin kadrosunda da mesela Yunus Emre'yi, Yalçın'ı, Celil'i. Sen 11'i sayma onları ben saydım. İkinci lige götürsek onlar da bak, iş yapar yani. Ben o adamlara zaten lafım yok. Sen onları saymana gerek yok. Yunus'u zaten ben senden önce söyledim biraz önce. Yunus zaten muhteşem oynuyor. Ben zaten söylüyorum. Ben kulübeden sana söylüyorum. Bak diyorum ki Allah korusun şimdi bak Yunus Emre Gedik sakatlansa bana koy bir tane adam diyorum. Koyamıyorsun. Ali Dere var. Ali Dere anasını ağlattı takımı. Anasını ağlattı. Hala Ali Dere diyorsun bana taraftara illallah etti. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Göztepe geçen sene Kvasina ile bile playoff'a kaldı. Bu sene Diouf'la Lis geldi. Göztepe her türlü net ilk 7 adayı. Ama ilk 2'ye kalamaz bu ben kadroyla. Zaten bak ilk 7 adayı değil demiyorum. Şunu sana ben söylüyorum. De Süper Lig'e çıkar demiyorum bu kadro kadroyla. Yapısıyla. Ama Göztepe'nin kadrosu Çorum'dan kötü değil onu söyleyeyim. Çorum Göztepe'yi yenmiş olabilir ama o gün Nilsen'in yüzünden oldu. Öyle geri pas verilmez yani. Bilmiyorum ben Göztepe için gene aynısını söylüyorum. Çünkü taraftarlar beni yanlış anlıyorlar. Ben onları hatalarını yani kadro planlamasının hatalarını ve gerçekleri söylüyorum. Bak bir tane şey söylüyorum. Bana cevap veremiyorsun. Kulübeden diyorum.
Kulübet kötü zaten. Ben de sana zaten onu söylüyorum. Ben sen onu zaten diyorum. Bak bunu düşünsen yanlış dersin kadroya. Niye? Diyorum ki sana. Allah korusun Diouf, Yunus Emre Gedik, bu oyunculardan biri sakatlansın. Bana adam koy diyorum, koyamıyorsun. Şimdi sen bana şunun garantisini verebiliyor musun? Diouf veya Yunus Emre Gedik veya Celil Yüksel veya Mesudi, bu adamların uzun süreli sakatlanmayacağının bana garantisini verebiliyor musun? Ya o zaten her takımda olabilir, o ayrı. Yok her takımda olabilir bana ama. Bana göre bu ligde Eyüpspor dışında her takımın belli başlı eksikleri var işte. Ama orada zaten hoca faktörleri devreye girecek. Şampiyonluk ama. Ya Göztepe'nin hedefi şampiyonluksa bu kadroyla olamaz diyoruz işte. Ben de zannediyorum onu söylüyorum. İlk 11 iyi, kulübesi sıkıntılı ama. Şimdi Adnan Bey ben sana bana tepki göstermiş bak. Adnan Süvari Bey Göztepe taraftarı. Şimdi bana yanlış tepki gösteriyor. Ben doğru söylüyorum çünkü Göztepe kadrosu sıkıntılı. Bak Altay'ı zor yendi bu takım. Hadi ya, diyoruz ya kadro sıkıntılı diye. Hadi diyelim ki kadro... Kojeli'nin de kadrosu kötü değil, o da Altay'ı zor yendi. Bu ligde çantada keklik maç yok zaten. Bilmiyorum ben... Eyüp Spor Ligi'nin en iyi kadrosuna sahip Giresun'u zor yendi. Maç 1-1 oldu. Caner orada golü atmasa frikikten berabere de bitebilirdi. Ama o mantıkta bakarsan o zaman Göztepe de kafa yatmasa kazanamazdı. Amaral, Cihat uzaktan vurursa... Zaten öyle, dün akşam Göztepe kazanamayacaktı. Son dakikada attı işte. Ama herkes bir şekilde hiçbir kazanıyor. Hiçbir maç kolay değil. Ama yani kadro geneline baktığın zaman da sıkıntılar var. Çorum'da Giresun'a yenildi 2-0. O yüzden bu ligde kolay maç yok. Eyüp en iyi takım açıkçası. Şimdi ben Göztepe niye bundan bakıyorum? Mesela Manisa'nın da ciddi eksikleri var. Manisa ilk iki adaylarından biri. Yedek bek yok takımda. Yedek forvet söylüyoruz yok. Söylüyoruz zaten, söylüyoruz. Herkesin eksiği var. Ama ben burada şunu diyorum. Göztepe niye bunu söylüyorum? Bak Göztepe hem camia bir kulüp. Süper Lig'den düştü buraya geldi. Geçen sene de bu ligdeydi. İkinci senesi burada bu ligde. Ve taraftar kitlesi var. Göztepe'yi ben Manisa'yla bir tutmuyorum. Ben Göztepe'yi Eyüp'le bir tutmuyorum. Ben Göztepe'yi Bodrum'a bir tutmuyorum. Göztepe taraftar kitlesi olan bu ligin, daha doğrusu Türkiye liglerinin camia, en camia kulüplerinden birisi olduğu için bunu söylüyorum. Ben Manisa'yla bir tutmam. Eyüp'le de bir tutmam. Çünkü bunlar camia kulüpler değiller. Ama onların da belli başlı taraftarı var. Camia kulüp değiller. Kendini kandırma. Onlar da kendini kandırmasın. Bak ben objektif söylüyorum. Belli taraftar kitleleri var. Bak camia kulüpler değil diyorum. Ya şöyle altını bir şey çiziyorum var. Sen kulübü iyi yönetmezsen ama şimdi Eskişehir Spor Türkiye'nin en büyük camialarından biri amatörde şu ama an. Ama bak yani Göztepe öyle alakası yok. Göztepe'de para var diyorum. Spor Süperlik var. Onlar gibi değil. Mehmet Sepil'de de para vardı. Küme düşürdü tamam takımı. Tamam işte zaten onu söylüyorum. Para bazen verken para da yetmiyor sen ki. Sen para verken yanlış yapıyorsun. Bana Eskişehir'i Antep'i söylemene gerek yok. Onlarda zaten para yok. Tahta kapalı. Mesela Altay'da tahta kapalı. Onları hiç bu kadar eleştiriyor muyum? Eleştirmiyorum. Çünkü zaten batmış gidiyor takım. Ama Göztepe'de para varken bunu yaşaması ya zaten büyük sıkıntı. O yüzden söylüyorum. Yani Göztepe umut vermiyor. Bak tekrardan altını çiziyorum. Bandırma Spor maçında mesela şimdi Atış Nurkan yok. Hadi bana kulübeden oyuncu söyle stopere. Ta altı kardeş ha, oynar. Ondan sonra Nilsen'in yanında. Yakar takım işte. Bak sana bak bir tane söylüyorum. Hemen kulübeden oyuncu çıkmıyor. Şimdi diyelim ki Diouf Allah korusun sakatlandı. Dakika 20'de oyundan çıktı bandırma maçında. Bana bir oyuncu söyle. Şimdi söyleyeceğin oyuncu belli. Kubilay Karasu diyeceksin. Ya öyle bakarsak bandırmada da forvet yok. Cidde ile maça çıkacak. Cidde kanat oyuncusu yani. Burada ben diyorum ki hocalar bir şeyler üretecekler. Hoca bir şey üretemez gösterecek işte. Kulübede adam yok. O zaman hoca niye orada duruyor? Kulübede adam yok. Nasıl üretecek? Kulübede ne üretebilecek ki? Kulübede bir şey yapamıyor ki. Her gittiği takımda taraftarla gittikten sonra arkasından şehirde lokma dağıtıyorlar. Ben bir örnek vereceğim. Rize Spor Süper Lig'de 4-6-0 oynuyor. 4 maçta 7 puan topladı. Sahası da çok kötü, zemini falan. Hoca farkını gösteriyor. Burada da Kokoviç ben hocaysam bu ligde yabancı hoca ilk defa geldi tarihinde Kokoviç bu lige. Kokoviç'e kadro da versen yapamaz. Kokoviç o zaman diyecek ki ben farkımı göstereyim bir şey yapayım. Hocalar o zaman orada bostan korkuluğu mu? Kenarda niye duruyorlar? Vallahi bilmiyorum. Milyon TL'leri almayı biliyor hocaların hepsi. Vallahi bir şeyler üretecekler yani. Hem hoca konusunda hem kadro planlamasında hatalar yaptığını düşünüyorum. Zaten Göztepe iyi yönetilmiyor orada. Tekrardan da Göztepe'yi tebrik ediyorum. Kulübün ağırlığının farkında değil aynen ama bu takım kaleye Lise aldı. Forvet'e Diouf aldı. Hı hı. Geçen sene daha kötü kadroyla playoff'a kaldı. Yine playoff'a kalır bu kadro bence yani. Ama bakalım. Çıkması bence de zor. Zaten bu ligde Eyüp Spor dışında kadrosu kusursuz olan bir takım yok. Herkesin eksiği var. Gençler Birliği'nin kadrosu Göztepe'den iyi değil.
Sinan Hoca her maç en erken 80'de oyuncu değişikliğine başlıyor. Ben zaten 4 Gençler maç 10 puan aldı. Şampiyonluk adayı olarak görmedim. Gençler Birliği de Göztepe'den bir farkı yok. Çok köklü bir camia. Ama maddi sıkıntılar oldu daha yüksek. Ya şöyle ama yıllarca Avrupa'da oynadı. Gençler oynadı Birliği zamanında Süper Lig'de 3. olduğu Gençler sezon Birliği var. Gençler Birliği şu anda maddi sıkıntısı var ama. Tahta daha geçen sene açıldı biliyorsun. Ya açıldı ama hani şöyle Gençler Birliği de boş bir takım değil. Ve Gençler Birliği zaten takımı. Bu sene hedefe şampiyonlukta başlamadı. Şu an Göztepe'nin Gençler Birliği'nin aldığı 10 puana bile şaşırıyorum. Göztepe'nin şöyle çok bir şey var. Göztepe'de kim şampiyon olacağız dedi ben ona anlamadım. Herkes diyor taraftar niye tepki gösteriyor bana? Ya ama Anker sen dedi ki biz 5 yıllık plan yapacağız. Taraftar bana niye tepki gösteriyor? Taraftarın burada hedefi ligde kalmak olup da ben beklenti büyük tutup bana tepki göstermiyor Anker ki. Sen ama şampiyon olacağız demedi ki. Vallahi, Mehmet Sepil de demedi bu sene. Hoca da demiyor. Kokoviç de demedi. Vallahi herkes... Bence taraftar kendi kendine şampiyon olacağız diyor. Taraftar bana niye tepki gösteriyor? Okudun yorumları. Bizim kadromuz çok iyi hatta ne dediler geçen hafta Çorum maçından sonra? Bizim karşımızda köy takımı Çorum'u övüyorsunuz dediler. Çorum köy takımı değil ki Çorum şehir. Bak bunu söylediler bize. Adnan Süvari ben yorumunu hatırlamıyor musun? Şehir takımı. Bana tepki gösterdiler. Dediler ki Çorum köy değil siz ki. Diyor Çorum FK köy takımı Çorum FK'yı övüyorsunuz. Biz köklü camiyiz. Hedefimiz şampiyonluk. Kadromuzda bunlar var. O oyuncuları konuşmadınız dediler bize. Ya ben bunları ben kendim uydurmuyorum. Ama taraftar Çorum köy söylüyor. Takımı değil ki. Göztepe taraftarı o zaman öyle düşünüyorsa kendini çok yukarıda görüyor. İşte ben oradan o yüzden uyarıyorum zaten. Yok malzeme yok. Ya ben şunu anlamıyorum. Anker sen de demedi, Mehmet Sepil de demedi. Bu sene şampiyonluk demediler Anker ki. Anker sen zaten açıklama yapmıyor ki hiç. 5 yıllık planlama dedi geldiğinde. Bakalım. Tekrardan Göztepe'yi tebrik edelim. Aynen öyle. Kazanan tüm takımları tebrik ediyoruz. Tabii ki de. Milli maç arasına girdik. Milli maç arasından sonra tekrardan konuşmaya devam edeceğiz maçları. Zaten milli maç arasından sonra cuma günü maç olmaz yüksek ihtimal. Aynen. Hep cumartesiden başlıyor lig. Ağzına sağlık. Kazanan tüm takımları tebrik edelim. Ediyoruz. Kaybeden takımlara da geçmiş olsun diyelim. Herkese iyi günler. Evet. Selamlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.